Anında Manşet'ten iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu akşam Anında Manşet'i Ankara'dan, Ankara Stüdyomuz'dan e, yapıyoruz. Çok değerli konuklarım olacak. E, Türkiye'nin sıcak gündemini e, ekonomi başta olmak üzere sizlere aktaracağım. E, i̇lk bölümde Cumhuriyet Halk Partisi e, Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda e, parti sözcüsü Sayın Faik Öztürak'la birlikteyiz. Sayın Öztürak da stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Öztürak. Hoş bulduk Tuncay Bey. Şimdi e, sevgili seyirciler, biz Sayın Öztürk'le bu yayını yaparken e, şu dakikalarda Atatürk Havalimanı'nın pistleri kırılıyor. Yani orada dozerler çalışıyor. Milyarlarca dolar yatırım yapılan Atatürk Havalimanı geri dönüşü olmayacak şekilde tahrip ediliyor. Biliyorsunuz işte e, Atatürk Havalimanı'nı yok edip orada millet bahçesi yapacak AKP iktidarı. Bununla da ilgili biraz önce bir haber geldi. İyi Parti Gençlik Teşkilatı saat 21.30'da bu akşam Atatürk Havalimanı'nın önüne gidip bir basın açıklaması yapacaklar. Bir eylem gerçekleştirecekler. Canan Kaftancıoğlu başkanlığında da Cumhuriyet Halk Partisi yine yarın Atatürk Havalimanı'na giderek bir protesto gösterisi yapacaklar. Sayın Öztürk çok günden başlığı var ama hemen bununla başlayalım mı? Yani ee, bir tarafta milyonlarca e, ağaç katliamı yapıldı ve bir yeni pist yapıldı. İşte adına da İstanbul Havalimanı dediler. Ee, onun arkasında sayısız skandal var. Belki anlatsak programda yani ekonomik, e, sosyal, çevresel birçok sorun göz ardı edilerek e, o pist yapıldı. Şimdi de alelacele apar topar Atatürk Havalimanı'nı yok ediyorlar geri dönüşü olmayacak bir şekilde. Ee, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, bunun perde arkasında ne olabilir sizce? Yani AK Parti satamadığını anlaşılan yıkıyor. Tabii şöyle bir şey. Kendinden önce yapılan her şeye düşman bunlar. Ee, dolayısıyla da Atatürk Havalimanı anlaşılan e, bir başka şekle sokup bir başka biçimde pazarlama niyetleri var. Çünkü ee, hatırlıyorum bu çevre ve şehircilik bakanı e, kurum bundan birkaç ay önce demişti ki buradan 8 milyon metrekare e, arazi çıkacak bunun üzerine park yapacağız. Sonra evet. bir ara döndü şu son yakın zamanlarda 5 milyon metrekare dedi. Dün baktım Ulaştırma Bakanı da çıkmış 2 milyon metrekareden bahsediyor. Metrekareler sürekli yani yapılacak millet bahçesinin e, alanı sürekli düşüyor. daralıyor. İşte insan da soruyor yani 8 milyon metrekare nerede? 2 milyon metrekare nerede? 6 milyon metrekare nereye gitti? Kimlere gidecek? E, bunu tabii ki sormak durumundayız. Hmm. Artı benim anladığım kadarıyla e, bir de bu e, İstanbul Havalimanı'nın cazibesini kaybetme korkusu var. Atatürk evet. Havalimanı'nın devreye girmesi nedeniyle çünkü Atatürk Havalimanı gerçekten kullanılabilir bir havalimanıydı. Evet, ödüllü bir havalimanıydı. Ödüllü havalimanıydı, kullanılabilir havalimanıydı. Bit peçetin ilavesiyle çok daha büyük kapasitelere ulaşabilirdi. 2030-2040'lı yıllara kadar da bu havalimanı kullanılır halde olurdu. Evet. Sonra daha ufak çapta bir yenisi yapılabilirdi ama e, Şimdi tutuyorsunuz. Hatta, hatta sizler değil mi açıkladınız evet. dediniz ki biz iktidara gelirsek burayı yeniden açacağız Tabii. dediniz. Yeniden faaliyete işte geçireceğiz. İşte açmayalım diye yapıyorlar. Açmayın diye açmayalım gerçekten açmayalım diye yapıyorlar. Ama ben de... Ben, şu dakikalarda kırıyorlar bütün pisleri. Ben de buradan şunu açıkça ifade etmek istiyorum. O pisleri kırıp devleti zarara sokanlardan bunun hesabını sorarız. Çok açık. Gök kubbeyi başlarına yıkarız. Bunu böyle bilsinler. Devlet malına zarar vermekten hepsi çok ciddi sıkıntıya girer. Böyle şey olmaz, böyle evet, rezalet yani, olmaz. Evet. Yani siz orada e, herhangi bir makul nedene dayanmadan mevcut binaları yıkıyorsunuz, mevcut pisti yıkıyorsunuz. Daha evet. önce biliyorsunuz ucuna hastane yapmışlardı, sanki İstanbul'da hastane yapacak yer yokmuş gibi. Evet. Şimdi de pisleri tamamen tahrip ediyorlar. Evet. evet. Bu. Açık söyleyeyim siyasi vandallıktır. Başka hiçbir şey değildir. Evet, e, Sayın Öztürk, o kadar başlığımız var ki e, program 45 dakika sevgili seyirciler. İlk bölümde Sayın Öztürk'a çok sorumuz olacak. Bu bölümden sonra da Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili ve hukukçu Sayın Haluk Pekşen'le Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Neslihan Çevik konuğumuz olacak. Sayın Pekşen'le bu Atatürk Havalimanı niye yok ediliyor? Bunun perde arkasını özel bir bilgiyle sizlere aktaracağız, paylaşacağız büyük bir rant var e, şu anda o pistlerin yok edilmesinin perde arkasında. Şimdi e, bir başka önemli günden başlığı da Sayın Öztürk. Siyasi yasaklar meselesi. Şimdi e, <laughs> Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı geldiği günden bu yana iktidarın açık hedefi olmuş durumda. Çok sayıda e, komployla mücadele etti. E, en sonunda da gelindiği noktada da işte Yüksek Seçim Kurulu üyelerine Hakaretten e, neredeyse siyasi yasak e, verecekler, uygulayacaklar Sayın İmamoğlu'na. Birazdan Sayın e, Avukat'ı da e, yayınımızda olacak ama e, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem Sayın İmamoğlu'na bu yasak girişimi ve bitmek bilmeyen komploları, peşi sıra sürüyor çünkü, e, hem de e, İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu'na bir e, ceza verildi e, ve bu öyle bir ceza ki, e, Siyasi hayatınız burada noktalanıyor dedi. İktidar yargı üzerinden. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii Türkiye uzunca bir süredir çok ciddi insanlar hukuksuzlukla karşı karşıya. Ülke adeta bir açık hava hapishanesine çevrilmiş vaziyette. Ve bunlar giderek artıyor. Son işte bundan önce gelen Gezi'yle ilgili kararlar. Onun arkasından... Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul partimizin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili olarak e, ortaya çıkan hakikaten e, tamamen saray imalatı olan ve sürekli nalıncı keseri gibi sarayın talimatları doğrultusunda e, yontan e, yargı yargı e, gerçekten e, Türkiye'de seçim öncesinde ciddi bir korkunun iktidarı hükümeti sardığını gösteriyor. Yani şunu kabul edelim bugün Türkiye'de devlet parti devleti oldu. Evet. Polis parti polisi, yargı parti yargısı. Dolayısıyla da bütün bu kararların siyasi olan kararların tamamen siyasi olduğunu kabul etmemiz lazım. Bir bu korku nedeniyle özellikle muhalefetin sesini nasıl kesebiliriz? Nasıl gözünü korkutabiliriz? Nasıl bir takım siyasi yasaklar getirmek suretiyle onların hareket alanını daraltabiliriz? Bu yaklaşım var. İki, öyle gözüküyor ki AK Parti hükümeti ve saray, sarayda oturan AK Parti Genel Başkanı İstanbul'u kaybetmeyi bir türlü içine sindiremiyor. Evet. Ve e, bu nedenle de ben hep söylüyorum bir... daha çok mızıkçılık yapmaya devam edecek. Hı hı. Hı. Onun için e, biz de tabi bunlara bütün gücümüzle direneceğiz. Hı. Mesela e, Sayın Kaptancıoğlu ile ilgili ne yapıyorsunuz Sayın Öztürk? Yani nasıl ne ne karar aldık e Şimdi e, şunu açıkça ifade edeyim. yani bu karar nedeniyle biliyorsunuz Bursa'da yapılacak olan mitingimizi İstanbul'a aldık. Hı. Burada bütün Türkiye'ye yapılan partimize karşı yapılan bu hukuksuzluğu haykıracağız. Açık açık bunu ifade edeceğiz ve evet. bu, bu mitingimize 21 Mayıs'ta, 21 seyirciler. Mayıs'ta Ondan... saat 18'de Maltepe'de yapacağımız bu Mayıs. mitinge tüm haksızlığa uğrayan, tüm pahalılık altında hayat pahalılığı bu iktidarın mamulü olan, saray mamulü olan, hayat pahalılığı altında ezilen tüm yurttaşlarımızı, Çiftçimizi, esnafımızı, emeklimizi, emeklilikte yaşa takılanları, 3600 ek gösterge mağdurlarını hepsini o meydanda haksızlığa karşı haykırmak ve bu hükümete artık kendine gel, bir an önce sandığı getir demek için bekliyoruz. Evet, çok geniş katılımlı bir miting olacağına şüphe yok daha şimdiden. Hı -hı. Ee, Açık söyleyeyim, hı -hı. şunu da Buyurun. ilave etmek isterim. Yani bizi bunlar yıldırmaz. Çünkü sonuç itibariyle biz... Devlet kurmuş olan bir partiyiz. Biz Kuvayi Milliye'den Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk'tan neşet etmiş olan bir partiyiz. Biz Atatürk'ün partisiyiz. Dolayısıyla işte siyasi yasak getireceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, bizi yıldıramazsın. Bu sandığı milletin önüne getirecekler ve o sandıkta da geldikleri gibi gidecekler. Eee Sayın İstanbul operasyonlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hani ben şimdi saysam vakit de almak istemiyorum sizinle süremiz kısa, sınırlı diye. İşte biliyorsunuz Sayın İmamoğlu seçildi. Rögarlara kum torbası attılar. Tıkansın diye yağmur evet. giderlerini tıkamak için kum torbası attılar. Bir sürü böyle iftira dolu ve yandaş basında köpürtülen haberler yaptılar. İtibar suikastleri düzenlemeye çalıştılar. E, Ekrem İmamoğlu'na yönelik de çok ciddi bir operasyon da görüyoruz, izliyoruz. İşte Şimdi gelinen noktada da e, hem Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaretten bir ceza vermeye çalışıyorlar e, Sayın İmamoğlu'na hem de e, özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun e, ardı sıra yaptığı açıklamalar, hedef göstermeler ve yine itibar suikastleri var. Siz soylu bağlamında da baktığınızda, hem böyle bir İçişleri Bakanı profili, ben 46 yaşındayım, Hani yaşımın yettiği süre içinde hiç görmedim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Yaklaşık 30 senelikte gazeteciyim, hiç böyle bir bakan görmedik. O bağlamda da nasıl değerlendiriyorsunuz? Şunu söyleyeyim, Türkiye'de bir İçişleri Bakanı var, Atama İçişleri Bakanı. 10 parmağında 10 kara, sürekli her yere çalıyor. Biz kendisine diyoruz ki ya şunu ispat et. İspat edemezsen, buna cevap vermezsen, haysiyetsizsin, şerefsizsin, hepsini söylüyoruz. Kendisi hiçbir şeyi ispat etmiyor ama sürekli yeni iddiaları ortaya atıyor. Bir de cevap verin, cevap verin diye bize soran bir yaklaşımı var. Çok açık söyleyeyim. Biraz önce ifade ettim. Bu parti devletinin atama parti İçişleri Bakanı'dır. Ve e, gerçekten de emrindeki e, güçleri, silahlı güçleri parti lehinde istihbarat gücünü parti lehinde kullanma yönünde çok tehlikeli girişimlerde bulunmaktadır. Yani neredeyse bir itirafı ha, var yakın yani zamanda. Yok işte şu elçiyle görüştünüz, evet. bu elçiye bunu dediniz, nereden biliyorsun? Evet. Bizi mi dinliyorsun? Evet. Biliyoruz dinlediğini de yine de soruyoruz. Bir itiraf bari hiç olmazsa onu, da onu diyor, söyle. Diyor ki birileri söyle diyor, diyor bana ya, CHP için. Hiç olmazsa onu söyle. Şimdi açıkçası böyle bir şey de yok. Ayrıca onu söyleyeyim. Yani hep söylüyoruz bizim e, yabancılardan, başka ülkelerin temsilcilerinden destek istemek gibi bir alışkanlığımız yok. Biz bütün dünyaya örnek olan, emperyalizme kafa tutan bir Mustafa Kemal Atatürk'ün, Mustafa emperyalizme kafa tutan Mustafa Kemal Atatürk'ün, emperyalizmi savaş meydanlarında yenmiş olan evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün, bütün dünyaya da özellikle bütün dünyanın e, gelişmekte olan ülkelerinin makus talihini bu şekilde yenebileceği konusunda örnek olan Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Bu yabancılarla al takke ver külah olma işini bizde aramayacaklar dönüp kendilerine bakacaklar. Evet. Bizde rahibi teslim etmem, sen oradaki ne bana vermedikçe deyip sonra da tıpış tıpış seçim zamanı götürüp Beyaz Saray'a rahibi gönderen yönetici bulamazsınız. Evet. Merkelin, parti lideri, parti lideri, ziyaretinde parti de lideri bulamazsınız. Evet. Merkez ziyaret ettiğinde Ve de biliyorsunuz. Yani, değil, tutuklu gazeteci. Bizim, bizim askerlerimizi Ruslar şehit ettiğinde Kremlin'in kapısına gidip orada dakikalarca bekleyip kendilerini Rus televizyonlarına malzeme eden lider bizden çıkmaz. Onun için şunu açıkça ifade edeyim. Türkiye'de tabii biraz önce sorduklarınıza da cevap olarak söyleyeyim sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla değil. Gerçekten işini çok zorlaştırıyorlar. E, mecliste e, daha önce evet dediklerine bugün e, iş hayır, yürümesin diyorlar. diye Tabii. hayır diyorlar. Evet. Ama bunu neredeyse tüm Büyükşehir Belediyelerimizde yapıyorlar. Tabii İstanbul'u hiç işlerine sindirmedikleri için de e, en çok baskıyı orada e, yapıyor, yapıyorlar. Şimdi e, Açıkçası benim gördüğüm manzara şudur. Yenilgiyi hala içine sindirmemiş bir hükümet iş başındadır. Bu çerçevede de İstanbul'la da diğer tüm büyükşehir belediye başkanlıklarımızla uğraşı uğraşmaktadırlar. İnanın belediyelerle ilgili öyle yasa değişiklikleri yaptılar ki evet. Belediyelere oyun alanı bırakmamak için ellerinden geleni artlarına koymadılar. Evet. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Bütün bu yaptıklarına rağmen 2020 yılında pandemi döneminde bizim belediyelerimiz Türkiye'de en fazla iş yapan belediyeler evet, oldu. Öyleydi evet, evet. Yardım programlarıyla İzmir, Moğla, Aydın, vatandaşın yanında olmalarıyla bunları da sindiremiyorlar. Evet evet. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bizim belediyelerimiz hemşerilerine, vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edecek. Evet pandemide çok dokundular Sayın Üstün. E pandemide yani, pandemide pandem milletimizin yanından ayrılmadı. Evet, milletimize evet. her türlü desteği vermeye çalıştı. Evet. Bugün yine bakın Ekonomik bu ülkede yaşanan rağmen. bu ülkede yaşanan hayat pahalılığında milletimize yardımcı olmak için belediyelerimiz ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bütün imkanlarının kısıtlanmasına rağmen. Evet. Evet. Oysa ne diyorlardı? Hiçbir şey yapamazlar diyorlardı. Çok şey yaptığımızı, kendilerinden de daha fazlasını yapabildiğimizi bugün milletimiz artık gördü. Evet, birçok noktada da örnek projeler yapıyorlar. Şimdi girersek uzar ama yani e böyle. işte tarım konusunda, Tabii. istihdam konusunda, özellikle tarımda, vatandaşa et yedirme konusunda, Evet, evet. yani şu anda devletin başında oturan hükümetin yapamadığı birçok şeyi bizim belediyelerimiz yapıyor. Evet, örnek oluyor. Neye Biteni rağmen, oluyorlar. neye rağmen hükümetin bütün gücüyle ellerini tutmak istemesi istemesine rağmen, milletimiz olan biten her şeyi görüyor. Her şey milletimizin gözü önünde oluyor. Milletimiz kimin sesini duyduğunu, kimin onun sesini duyduğunu, kimin sesini kimin onun sesini duymadığının farkında, kimin onun halini görmediğinin farkında. Bunların notunu veriyor. Çok kısa sürede. Sandık milletimizin önüne gelecek ve milletimiz bunları yapanları yani kendilerine hizmet etmek isteyenlerin ellerini falan tutmaya kalkanları hazmedemedikleri için mazbatalarını ellerine verecek, tasdiknamelerini ellerine verecek, evlerine gönderecek. Şimdi o günü konuşalım biraz Sayın Öztürk. Evet. Şöyle, evet herkes Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimini gün sayıyor bütün toplum ve bu otoriterleşmeden bunalan milyonlarca genç başta olmak üzere herkes o güne son sayıyor. Ama AKP iktidarının da uygulamalarına baktığımızda az önce altını çizdiniz Osman Kavala mesela davasında verdiği karar, sonrasındaki süreç AKP'nin toplumu germeye ve o gerginlikten beslenmeye yönelik bir stratejisi var gibi görünüyor. Bu noktada hep korkulan şey şuydu Sayın Öztürk, seçim güvenliği meselesi ve acaba o gece ee, bir takım mihraklar, sokağa çıkıp e, kazanılmış seçimleri e, tekrar ettirmek üzere bir takım faaliyetlerde bulunabilir mi diye. Bunlar tartışma konusuyken biz bu programda da çok işledik, Cumhuriyet Gazetesi'nde de çok yazdık. E, Sadat denilen bir örgüt e, ortaya çıktı ve e, bir takım paramiliter e, faaliyetlerin odağı olarak e, deşifre oldu Türkiye'de. E, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, yaptığı ziyaret çok önemliydi. Bir far tuttu, bir projektör tuttu Sadat'a ve dedi ki bu ülkede kan dökülürse, bu ülkede bir kargaşa ortamı olursa seçim sürecinde bunun sorumlusu sizsiniz dedi. Çok önemliydi hakikaten. Biraz onu konuşalım mı? E tabii yani devleti kuran partinin genel başkanı bugün içeride paramiliter bir yapılanmanın kaynağı olduğu söylenen bir e, şirketin kapısına siz burada ne yapıyorsunuz kardeşim diye sormaya gitti. Önce iki kişi gözüktü, ondan sonra ortadan hepsi birden yok oldular. Yani devleti kuran partinin genel başkanını karşılarında görünce toz oldular, toz. Çok açık söyleyeyim. Şimdi bakın, bu şirket öyle normal bir siyasi şirket falan değildir. Bu şirketin kurucusu Erdoğan'ın, yani Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı'nın danışmanıydı. Evet, baş danışmanıydı. Evet. Ve bu danışman, 15 Temmuz'dan sonra söylediklerimiz yapıldı diyerek... ...jandarmanın İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasını kasteden kişi. E, bir bakıyorsunuz, bu şirketin ortakları... 10 yılda kamudan 545 milyon liralık ihale almış. Temizlik ihalesi almış, güvenlik hmm. ihalesi almış. Bir şekilde devletten destek görmüş. Devlet fonlamış bunları e, tabii tabii. Şimdi e, yine bu şirketin başında bulunan şahıs Mehdi gelecek ortamı buna göre hazırlamalıyız diyen şahıs. O nedenle biz böyle bir şirketi göz ardı edemeyiz. Böyle bir şirketten korkmayız, çekinmeyiz, üstüne gideriz. Öyle de olmuştur. Bundan sonra da, bundan sonra da mercek altındadırlar. Nasıl bundan önce mercek altındalarsa, bundan sonra da mercek altındadır. Bakın Tuncay Bey şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte altılı masanın etrafında oturan demokrasi aşığı milli iradeye sahip çıkmaya hazır olan milli iradeye büyük değer veren altı siyasi parti sandığı namusunu korumaya kararlıdır milletimizin tertemiz oylarını hiç kimseye kirlettirmeyiz hatırlayın biz bunu İstanbul seçimlerinde yaptık kirletmeye kalktılar Kirlettirmedik. Ama bir şey daha unutmasın. Ama ben. hepimizin gözü önünde de orada seçimi iptal ettiler sayın Öztürk. İptal o ettiler. Oldu. Ama 80 bin oyla kaybettikleri seçimi bu sefer milletimiz galeyana geldi 800 bin oyla kaybettiler. Bu milletimizin ferasetine herkes güvensin. Milletimiz demokrasi aşığıdır ve onun oyuna musallat olmak isteyenlere bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödetir. Yani AKP böyle bir girişimde bulunamayacak mı diyorsunuz? Yani e, hani İstanbul seçiminin benzerini Türkiye yaşayabilir mi? E, endişe o ya. İstanbul, İstanbul seçiminin benzerini hiçbir şekilde yaşatmamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız. Biz bu işi biliyoruz. Bakın Partimizde de yine diğer beş partinin genel merkezlerinde de seçim güvenliği ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bununla ilgili olarak da ortaya bir şey strateji mutlaka hep beraber bugünlerde koyacağız önümüzdeki günlerde koyacağız seçim güvenliği ile ilgili bir strateji konusunu. Hı hı. Ben bu saatten sonra artık Anketlere de bakıyorsunuz, ee, hem Cumhurbaşkanlığı seçimini hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimini Cumhur İttifakı'nın kaybettiği açıkça ortada. Evet. Tabii bu arada anketlere bakıyorsunuz dedim, bu anketçilerin ve diğer e, karşı tarafta Cumhur İttifakı mensuplarının ikide bir de bize Cumhurbaşkanı adayınız kim, Cumhurbaşkanı adayınız kim diye sormak <laughs> yerine evet kaybedecek adaylarının yerine acaba kimi koyacaklar? Bunu sormaları lazım, bunu konuşmaları lazım. Gerçi e, Cumhur İttifakı'nın adayını, ittifakın küçük ortağı bizim adayımız bu dedi ama büyük ortak daha hala bizim adayımız bu demedi. Evet, benim demiyor henüz Erdoğan. Kendisi de çıkıp benim demedi. E, ama Millet İttifakı ama mi, kim, kimi çıkaracak diye Millet soruyor. ittifakı kimi çıkaracak diye soruyor. Önce evet. siz düşünün bakalım kimden çıkacaksınız. Evet. Sayın Öztürk biz de sormuş olalım açtığınız bu konuyu. Hı -hı. Millet ittifakının adayı kim olacak? Nasıl belirlenecek? Oradaki yol, Altı, yol haritası hep nedir? Hep söyledik. Zamanı var. Altılı masada belirlenecek. Niteliklerini de geçen toplantıdan sonra biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın niteliklerinin ne olacağını da yine bu Altılı masa yaptığı son toplantıda açıkladı. Hı, -hı. Hiç herkes müsteri olsun. Her şey adım adım düzgün bir strateji içinde yürütülüyor. Bir tek şey kesin. O da önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın altı partinin etrafında oturduğu masanın belirlediği aday olacak. Evet orada herhalde anketlerde çok belirleyici olacak sanıyorum değil mi Sayın Öztürk? Bunların hepsini göreceksiniz, izleyip göreceksiniz. Peki. Şimdi çok sayıda başlığımız var ama izleyicilerimizden de çok sayıda soru geliyor. Mesela en onu da sorayım. E, mitinglerle ilgili Hı -hı. sorular geliyor. Hı -hı. Acaba e, bu 21 Mayıs'ta yapılan mitingin devamı gelecek mi diye izleyicilerimize soru gelmiş. Çünkü böyle bir ihtiyaç da var anladığım kadarıyla. Yani Şimdi meydanlarda 21, haksızlıklara 21, isyan evet. etmek gibi bir... Psikoloji var, toplum psikolojisi var. Şimdi ilk milletin sesi mitingini Mersin'de yapmıştık Evet, o müthişti yani. Ee, şimdi bu e, ikincisini Bursa'da yapmak istiyorduk ama İstanbul'da yaşanan özellikle partimize e, yapılan bu partimizin il başkanına yapılan bu e, adaletsizlik, bu hukuksuzluk neticesinde e, metingi e, İstanbul'a aldık. Dolayısıyla bu ikinci e, millet e, milletin sesi e, mitingi olacak. Hı hı. Bu mitingler devam edecek. Hı hı. Yani e, milletimizden de böyle bir talep var. E, biz de milletimizle birlikte artık sahada sorunları hep beraber haykıracağız. Nasıl çözeceğimizi de söyleyeceğiz. Hı hı. Ve e, bunu artık çözme kapasitesinin olmadığı ayan beyan ortada olan bu mevcut hükümetin de bir an önce sandığı önümüze getirmesini isteyeceğiz. Hmm. Sayın Öztürk, şimdi biz çok sıkışmış bir Recep Tayyip Erdoğan portresi görüyoruz. Hakikaten. Evet. Çık, çıkmaz da. Anketler bunu gösteriyor. Orta MHP ile ilişkileri giderek erimesi, iki partinin oylarının hızla erimesi. Bir taraftan da Millet İttifakı'na yönelik de özellikle yoksul geniş kesimlerden bir dönem kimse kulak kabartmıyordu. Özellikle AKP'li seçmenden Millet İttifakı'na doğru bir kayma başladı. Gençlere baktığınızda gençlerin çok büyük bir çoğunluğu, özellikle ilk kez oy kullanacakların çok büyük bir çoğunluğu yine Millet İttifakı kimi tercih ederse biz oradayız diyor. Büyük bir sıkışmışlık var. Ama öte yandan da AKP iktidarı bir yolsuzluk batağında olan bir iktidar. Aktörleriyle birlikte. Çok sayıda iddia var kendileriyle ilgili. Tepeden tırnağa hepsiyle ilgili ağır iddialar var. Dolayısıyla o yolsuzluklar nedeniyle de iktidarı kolay kolay bırakmazlar algısı hep oluyor. Ve endişe ondan dolayı özellikle de seçmende yaygın. Siz böyle bir endişe taşıyor musunuz? E, açıkçası <laughs> e, her türlü girişimde bulunabileceklerini düşünmekle birlikte İstanbul seçimlerinde olanı biteni gördük. Dolayısıyla sonuçta aynen İstanbul'da olduğu gibi getirecekler. Cumhurbaşkanlığının anahtarını da Millet İttifakı'na teslim edecekler. Ben öyle e, seçim sonuçlarını kabul etmeme, şunu yapma, bunu yapma gibi bir noktaya gelebileceklerini tahmin etmiyorum. Millet, biz de, milletimiz de buna izin vermeyiz. Milletimiz müsteri olsun. Sanda atacakları oyların, tertemiz oyların mutlaka müdafi olacağız. Evet, her koşulda müdafi olacağız evet. diyorsunuz. Sanda 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 bülbül atıp da karga çıkmasına hiçbir şekilde razı olmayacağız. Evet, peki. E, bu da önemli bir soruydu çünkü izleyicilerimizden de çok sayıda gelen sorulardan bir tanesi bu. Bu endişe. Abi bunun için de açık söyleyeyim yani her türlü tedbiri alıyoruz. Öyle yapmayacağız derken öyle değil. Baksınlar, vatandaşlarımız incelesinler. E, <laughs> dijital altyapıdan tutun, e, sandık başlarında sandıkların denetimine, sandık denetçilerinin e, ıslak imzalı tutanakları almalarına kadar geçecek olan tüm süreci kontrol altında tutacağız. Ha bu süreçte karşımıza çıkarılacak olan bir takım e, hukuki e, iddiaları da cevaplandırmak üzere çok ciddi bir avukat ordusu da yine e, bizlerle beraber olacak. Dolayısıyla 6 evet. partinin e, sandık sorumluları yine e, avukatlar e, bu seçimde e, çok ciddi şekilde e, süreci izleyecekler ve oyların hiçbir şekilde zayi olmasına izin vermeyecek. Evet. Sen de şöyle zaten hani hukuk dediniz konuşmanızın başında da söylediniz. Hukuku bir sopa olarak kullanıyor AKP iktidarı Öyle. dediniz. Ee, i̇şte belediyeler üzerinde estirdikleri tırnak içindeki bu e, olağanüstü baskı ya da işte Canan Kaftancıoğlu'na Ekrem İmamoğlu'na yönelik çıkan kararlar Kavala kararı filan hepsinin siyasi kararı olduğu çok ortada belli. Aslında endişe de şu e, seçim günü o gün ya da ondan sonraki günlerde yine hukuku yani bir emir komuta zinciri halinde çalışıyor bu hukuk sistemi maalesef. Yine hukuku kullanarak, hukuk kılıfına sokarak bir takım seçim sonuçlarını iptal edebilirler vesaire gibi endişeler var. O anlamda da herhalde sizin işte hukukçuları devreye sokacağız diyorsunuz. O konuda da mutlaka yapacağınız itiraz edeceğiniz girişimler olacaktır, değil mi Sayın Öztürk? Yani ata alan üsküdarı geç geçmeyecek artık. Işte söylüyorum. Yani. yani artık bundan sonra ata alan üsküdarı geçti falan filan gibi bir şey Yani YSK karar verdi bu böyledir filan. Yok bunları bunların hiçbirini beklemeyin. Yani e, biz burada milletimizle birlikte e, bu oyların namusunu korumaya kararlıyız. Evet. Ve hiçbir şekilde ne e, ellerindeki hukuk e, sopasını kullanarak ne de başka bir biçimde e, bu milletimizin e, <laughs> atmış olduğu oyları değiştirmelerine izin vermeyiz. Evet. Zaten temel mesele o sandıklara temel sahip mesele çıkmak bu, değil mi? Ama şunu açık söyleyeyim yani bunun da artık olması gerekiyor. Gerçekten ülkeyi yönetemiyorlar. Yani e, sonuç itibariyle yani memleketi yönetmek bir e, hizmete talip olmaktır. Milletin hizmetine talip olmaktır. Hizmet etmektir. Ama bugün baktığınız zaman bu hükümet hiçbir şekilde millete hizmet etmiyor. Millete hep sırt çeviriyor. Vatandaşa hep sırt çeviriyor. Ama her şeyi yabancılara veriyor. Bakın e, Türk ekonomisini faiz sebep, enflasyon sonuç diyerek çok ciddi bir bunalıma soktular. Evet. Müthiş bir inat yani. Faizleri düşürüyoruz diyerek, enflasyonun arttığı bir ortamda faizleri düşürüyoruz diyerek e, Türk parasını pul ettiler. Ondan sonra Türk parasını pul ettikten sonra bu sürecin meydana gelmesine neden olan asıl sebepler üzerinde durup Bunları değiştirmek yerine yamayla ekonomiyi götürmeye çalıştılar. Ve her seferinde de çok büyük bir hüsrana uğradılar. Bir gün çıktılar dediler ki önce biz faizleri düşürerek enflasyonu düşüreceğiz. Ertesi gün bundan vazgeçtiler, çıktılar dediler ki, çünkü baktılar ki faize düşürüyoruz dedikleri bir tek tabela faizini düşürüyorlar. Aslında ekonomide hem enflasyon azıyor hem de faizler azıyor. Kur da zaten elden kaçıyor. Türk lirası pul olur. Millette pahalılık altında, ortaya çıkan pahalılık altında eziliyor. O zaman döndüler dediler ki, biz yeni bir model bulduk. Biz cari açığı kapatarak cari fazla vererek enflasyonu düşüreceğiz. Bugün geldiğimiz yerde evet. cari açık rekorlar kırıyor. Evet. Bakan Bakan, Bakan Nebati dedi ya kapatacak az kaldı. Bu diye. senenin cari açık hedefi ne biliyor musunuz? Tüm yıl. 18 milyar 700 milyon dolar. 3 ayda ne kadar cari açık verdiler? 18 milyar 600 milyon dolar. Yani tüm yılda vereceklerini söyledikleri cari açığı 3 ayda. ayda verdiler. Bu kadar hesap yok, kitap yok. Ya daha bugün Hazine ve Maliye Bakanı çıkıyor Nebati, Nebati evet. Bakan çıkıyor. Diyor ki bir program yapıyor. Enflasyonla mücadele Birlikten berekete. Evet. Böyle bir atlar falan da var yani. Eee Bugün çaya yüzde 44 zam geliyor. Türk kahvesine yüzde 21 zam geliyor. Evet. Küf ve toz şekere yüzde 20 zam geliyor. Alkollü içeceklere yüzde 12 ile yüzde 23 arasında zam geliyor. Bu akşam benzine zam var, mazota zam var. E bu ne biçim enflasyonla mücadele? Yani artık ne yaptıklarının farkında bile değiller. Sonra Çıkıyor Cumhurbaşkanı diyor ki e, o kadar büyük işler yaptık ki bu memlekette mealen söylüyorum. Evet. Hatalarımız oldu bu hatalar devede kulak kalır. Şimdi bakın ben size bazı şeyler rakamlar vereyim. Çok hani böyle rakamlara girmek belki şey olmuyor ama Türkiye'de 2002 yılına kadar 57 tane hükümet iş başına gelmiş gitmiş. 57 hükümet tam 713 milyar dolar kaynak kullanmış. Kaynak dediğimiz zaman bunun içinde işte vergiler var, borç var, özelleştirme şu veya her şey var. Bu 713 milyar dolar kaynakla Osmanlı'nın dış borçlarını ödemiş. Sümer Bank'ı, Tüpraş'ı, Telekom'u, Petkim'i, Metaş'ı, Sifaş'ı, Çeslaş'ı kurmuş. Demir, çelik, çimento fabrikaları, gübre fabrikaları, şeker fabrikaları, limanlar, bir süre eser inşa etmiş. Köprüler. Ve Türkiye 1990 yılında dünyadaki en büyük 20 ekonomi ligine girmiş. 1999'da da o zamanlar daha AK Parti ortalarda yok. G20 üyesi olmuşuz. Evet. Peki Erdoğan ne yapmış son 20 yılda, önceki 57 hükümetin kullandığı kaynağın 4 katını kullanmış. 2 trilyon 631 milyar dolar, öbürü 700 milyar dolardı, 2 trilyon 631 milyar doları yemiş. Yapılanları satmış, ülkeyi borca batırmış. Bir de bir söz vermiş. Çıkmış demiş ki 2023 yılında biz Türkiye'yi ilk 10 ekonomi arasına sokacağız. 2023 yılında Türkiye dünyanın en büyük 23. ekonomisi. Yani ilk 20 ekonomiden düşüyor. Evet. Bu yıl 21. ekonomi. İlk 20 ekonomiden bu yıl düştük. Yani taahhüdünü millete verdiği sözü tutamamış bir hükümet var ortada. Ama Hani meşhur bir laf vardır. Arsıza söz, pişkine yüz dayanmaz diye. E hala çıkmışlar diyorlar ki 2023 hedefleri. Bize oy verin. Biz Türkiye'yi dünyada ilk 10 ekonomi arasına sokacağız. Nasıl sokacaksınız? Millet size oy verdi. Dünyanın para dünyada paranın en bol olduğu dönemde iş yaptınız. Türkiye'ye getirdiniz, 23. sıraya düşürdünüz. Şimdi ilk ona nasıl sokacaksınız? Yani Tuncay ve bir laf vardır bilirsiniz. Aynesi iştir, kişinin lafına bakılmaz. Evet. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz, söze bakılmaz diye. Türkiye e başka bunları, listelere girdi, Bunların ne şöyle. yaptığı belli. Türkiye'yi düşürmüşler. ha başarıları var. Ka Enflasyon liginde, liginde ilk 5'e sokmuşlar. Evet. Evet. Kara para aklayan ülkelerde en başa güreşiyoruz. Evet. Ee, basın özgürlüğünde 150. sıraya düşürmüşler. Hukukun üstünlüğünde sonlarda geziniyoruz. Evet. Yani, şimdi yine bunların döneminde verilen cari açık, Erdoğan döneminde verilen cari açık, kendinden önceki 52 yıldaki cari açığın 14 katına çıkmış. 1950 ile 2002 arasında bu ülke 44 milyar dolar cari açık vermiş. Hani cari açığı düşüreceğiz falan filan diyorlar ya. 2003'ten bugüne kadar Erdoğan hükümetlerinin verdiği cari açık 603 milyar dolar. E şimdi 603 milyar dolar cari açık vermiştir. Sonra 2018 yılında Referanduma, seçimlere, 2017 referandum, 2018 seçimler, 2019 mahalli yani, e, e, seçimleri bunlara doğru giderken Merkez Bankası'nın kasasını yiyip bitirmişler. Evet. 128 milyar doları buharlaştırmışlar, satmışlar. Hayalet alışveriş merkezleri, otoyollar, köprüler, havalimanları yapmışlar. Kimsenin uçmadığı, geçmediği fiyatlar. fahiş faizler garantiler yapmışlar. vermişler evet. buralardan da ciddi şekilde ya yani bu dolarların bir yapmış. kısmı oraya mı gitti Sayın Öztürk? Hani 128 e, milyar dolar nereye gitti diyoruz Betona betona gitti. Betona ya, gitti betona yani büyük bir yani kısmı. yandaşlara. Betona gitti, yandaşlara gitti. Yani proje Şimdi... üretiyorlar, fahiş proje üretiyorlar evet. Sayın Öztürk. Yandaşlara. Öyle. Sonra da Merkez Bankasındaki dövizi o kurdan 6 lira 7 liraydı. Yandaşların cebine aktarıyorlar. E tabii ki yapacaklar. Yani proje üretmeden para nasıl aktaracaklar? Bir de onu diyor izli bazı e, izleyicilerimiz ya da vatandaş diyor ki, e, iyi ama yapıyorlar diyor. İşte yol yapıyorlar, köprü yapıyorlar, tünel yapıyorlar. Ha şu bir kere bence e, şunu söyleyeyim size bakın. Yapmadan i̇yi, nasıl harcayacaklar, nasıl iyi, para aktaracaklar? İyi ama yani e, harcıyorlar ama yapıyorlar lafı var ya, evet. neyi harcayıp neyi yapmadıklarını biraz önce söyledim. Kendilerinden önce gelen. 57 tane e, hükümetin harcadığı paranın dört katına harcamışlar. Türkiye'yi ilk 20 ekonomi liginden düşürmüşler. E, bu yeter herhalde. Yani ne kadar bunların beceriksiz olduğunu, ekonomiyi ne kadar kötü yönettiklerini göstermek bakımından Evet e, bence Belki yeterlidir. Şey... Yani Türkiye bakın gıda enflasyonunda OECD şampiyonu. Evet. Ben Halkına... şu an Türkiye'de bir numaralı gündemi bu. Sayın evet, yani insanlar gıda enflasyonu. İnsanlar bakın insanlar yiyecek ekmek bulamıyor. Gerçekten öyle. Evet. Alışveriş yapamıyorlar. Sıkıntı büyük. Marketlerde alışveriş yapan insanların marketten çıkarken ki suratlarına bir bakın. Evet. Ve de aldıkları ellerindeki poşetler her gün biraz daha paketler fileler her gün biraz daha azalıyor küçülüyor. Evet. Gerçekten bugün bugün bakın bu kankası. ülkede bu ülkede belli kesimler çocuklarını besleyemiyorlar. Evet. Çocuklarını besleyemedikleri için kansızlık konusunda Türkiye Avrupa Birliği içinde çocukların kansızlığı bakımından birinci. Çocuklarımızın boyları uzamıyor. Bir nesli besleyemediğimiz için kaybediyoruz. Evet. Türkiye böyle bir şeyi hak etmiyor. Evet, tam böyle bir durum var. Türkiye böyle bir yönetimi hak etmiyor. Yani e, çocuklar yatağa aç giriyorlar. Açık söyleyeyim çocukların yatağa aç girmediği yerlerde bizim belediyelerimiz var. Evet. Evet. Yani Türkiye Hükümet bunu hak yok. etmiyor. Hak etmiyor dediniz Sayın Öztürk. Hakikaten Türkiye'nin olağanüstü birikimleri de var. Şimdi biz zaman zaman tabi e, tabii iktidarı eleştirirken dönüp muhalefet ne yapacak diye de soruyoruz. Eee e, bir büyük bir dar boğaz var, büyük bir bunalım var Sayın Ustrak. Bir çöküntü var. Yani psikolojik olarak da öyle. Aileler çöküntü içinde dehşet bir borç batağı var. İnsanlar paranın yüzünü görmüyorlar. Alıyorlar, borçlar aktarıyorlar. Kredi kartını, bireysel kredi kart borçları falan döndürmeye çalışıyorlar. O arada da boğaz tokluğuna hem çalışıyorlar hem de geçinemiyorlar. Böyle bir bataktan, dibi vuruştan Türkiye nasıl çıkar? Bu konuda e, Cumhuriyet Halk Partisi ne gibi çalışmalar yaptı? Yani başlıklar halinde bize özetleyebilir misiniz? Tabii. Çünkü çok karamsar bir tablo var ama siz de muhalefet olarak bir umut vaat edip şöyle yaparak biz Türkiye'yi düze çıkaracağız şimdi, diyorsunuz. Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim. Bugün içinde bulunduğumuz durumun arkasında e, ülkeyi yöneten hükümete karşı büyük bir güvensizlik var. Çünkü güveni bitirdiler. Yani bir gün çıktılar dediler ki 5 kuruş para cebimizden çıkmayacak. En kötü senaryoda bile hazineye yük gelmeyecek deyip yılların bir dönem Turgut Özal'ın kaldırdığı dövize çevrilebilir mevduatın bir başka formunu getirip milletin önüne koydular. Bugün şimdi sadece ilk iki ayda, ilk iki ayda yani bu ödemeye Mart-Nisan aylarında 16 milyar para ödemek zorunda kaldık bütün diğer şeylere de baktığınız zaman işte bizim yaptığımız devede kulak dediği e, bu kadar şeyin yanında yaptığımız iş yanında hatalarımız devede kulak dediler devede kulak dedikleri hataların ne olduğu Onun için hiçbir şekilde Milyonlarca insan bu hükümete var. güven kalmadı Milyonlarca Dolayısıyla insan milletin önüne bir kere her şeyden önce güveni sağlayacak bir programı koymanız lazım e, vakti zamanında biz bunu yaptık Ha, ve şaakkkatsiz mi olacak Hayır Tabii ki belli kesimlere yükü olacak. Bu yükü bütün kesimlere adil dağıtmamız gerekiyor. Şu anda sıkıntı çeken kesimlere daha az, hiç sıkıntı kesmeyen çekmeyen kesimlere de daha çok gelecek şekilde başlangıçta bunu dağıtmak gerekiyor. Açık olarak söylemek lazım. Hı hı. İki, öyle bir program koyacaksınız ki sizin artık yani oyunu değiştirdiğinize eskisi gibi. İsrafın, ondan sonra hovardalığın, sadece kendi yandaşına e, bir takım imkanları tanırken vatandaşını unutan bir hükümet olmayacağınızı bu millete göstermeniz lazım. Biz diyoruz ki böyle bir programın dört tane ayağı olması lazım, ya da dört sütun üzerinde yükselmesi lazım. Bunlardan birincisi adalet. Evet. Ve e, hukuk devleti, demokrasi. Evet. Şimdi niye diyeceksiniz, ne ilgisi var ekonomiyle bunun? Milletimiz bunun ekonomiyle çok yakından ilgili olduğunu Türkiye'nin tek adam parti devletine geçmesinden sonra yaşadıklarıyla öğrendi gördü. Evet, birebir ilgisi var. Tabii ki. Birebir ilgisi var. Tabii ki. Hukuk yoksa yatırım yok. Hukuk yoksa tüketim yok. İnsanlar bunu yapmıyor, korkuyorlar. Cep, cebimizi boşaltıyor. Hukuksuzluk cebimizi evet. boşaltıyor. Bunu görmemiz lazım. İkincisi önemli olan, üreterek büyümemiz lazım. Borçlanarak değil, borç alıyorsak da bunu üretene, üretime yatırmamız Betona lazım. Betona değil, diyorsunuz. üretime Üretime evet. yatırmamız lazım. Üretimin kalitesini yükseltmemiz lazım dijitalleşmeyi yeşil ekonomiyi önemsememiz lazım. Belli sektörlerde kendi kendine yeterliliğimizi sağlamak için pandemide gördük. Sağlıkta, gıdada kendi kendimize yeterliliğimizi sağlamak için kamucu politikaları uygulamamız lazım. Evet. Ve genel olarak baktığınızda ülkede verimliliği arttırmamız, israfı da bitirmemiz evet. lazım. Böyle bir potansiyel var. Yeter ki tercih edilsin yani Sayın Bu, bu, bu yani, potansiyel bu tercih ortada. Edilmiyor. Ülkenin bu potansiyeli ortada. Bir kere şunu söyleyeyim. Türkiye büyük bir ülke. Türkiye'nin önünde çok büyük fırsatlar var aslında. Yani keşke hani küresel konjonktüre girebilsek. O küresel evet. konjonktürün Türkiye'nin önüne koyduğu fırsatları ve bu hükümetin yanlış politikaları nedeniyle kaçırdığı imkanları, milletimize maliyetini e, uzun 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 konuşabilsek. Bir, bir dakikamız var. Üç, üç. Evet. E, şeyi e, refahı hakça paylaşmamız lazım. Hı hı. Bugün bütün dünya bunu kabul etmiş vaziyette. Yani diyorlar ki bu süreç küreselleşme süreci ya da politikalar şuna hiçbir şekilde kimseyi dışlamaması lazım. Herkes büyümeden refahtan payını alabilmesi lazım. Bu çerçevede bir hani eğitim politikaları herkesin e, sürece katılabilmesi, herkesin verimliliğini arttıracak bir takım önlemler kadar bunu yapamayı beceremediğimiz ya da zaman zaman burada bu işin eksik kaldığı noktalarda da aile destekleri sigortasını devreye sokmak suretiyle bu ülkede hiç kimsenin hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi, hiçbir yoksulun evinde elektriklerin kesilmemesini mutlaka sağlamamız lazım. Aksi takdirde ne oluyor biliyor musunuz? Doğru düzgün bir gelir dağılımı yoksa Misketler birilerinin elinde toplanıyor. O oyunda da misket oyununda da misketler birinin elinde toplandığı zaman oyun, oyun, biter, oyun biter. Oyunun bitmemesi lazım. Evet, evet. Ve son olarak en önemli mesele sürdürülebilirlik. Hmm. Çevremize sahip çıkacağız. Maliye politikamız ülkeyi borca batırmayacak. Para politikamız enflasyona yol açmayacak. Evet. Bu ayaklar üzerinde diyoruz ki biz üç tane de yeniye ihtiyacımız var. Evet. hızla yeni kurallar yeni kurumlar yeni kadrolar. Evet. Biz milletimiz hazır, çok biz hazırız. Bir an evet. önce bu programı hayata geçirmek ve insanlarımızın yüzünü yeniden milletimizin yüzünü yeniden güldürmek için hızla hareket etmeye biz hazırız. Sayın Öztürk çok teşekkür ederiz. Ekonomiye daha hızlı girecektik ama sıcak siyaset sorularımız biraz ağır bastı. E, ekonomide daha konuşacak çok şey var. E, sizinle program yapmayı tekrar arzu ederiz. Yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolar dediniz değil evet. mi? Evet. Evet. Yani bu da anında manşetin e, bu yeni bölümünün kurallar, manşetlerinden biri olsun. Yeni kuralların en önemlisi güçlendirilmiş parlamenter demokrasidir. Bu ucu rejimden bir an önce kurtulmamız lazım. Yeni kurumlar der, derken e, bugün bu yönetimin tahrip ettiği birçok kurum var. Evet. Onları evet, yeniden inşa etmek lazım. Bir kısmını yeniden inşa edeceğiz. Bir de ihtiyaca göre yeni kurumları da evet. getirmiş olacağız. Yeni kadrolar mesela çok önemli. Ve son olarak da yeni kadroların hepsi bugün, bakın ben açık söyleyeyim. Bu altılı masanın etrafında toplanan partilerin ekonomi kadrolarına baktığınız zaman bunlar daha önce hepimiz birlikte çalışmış olan ve bu ülkenin en sıkıntılı dönemlerinde bu ülkeyi alıp o sıkıntılardan çıkarmış olan evet kadrolar bizde. Evet. Bu büyük bir söylüyorum. Güveniyoruz diyorsunuz. Evet, yeni kadrolarla da ülke Çok süratle teşekkür ederim. düzlüğe çıkaracağız. Sağ olun Sayın Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü. Sevgili seyirciler, ilk bölümde süremizi biraz aşmak zorunda kaldım. Rejideki arkadaşlardan da özür diliyorum. Reklama biraz geç gireceğiz. Saat başında hukukçu ve eski milletvekili Sayın Haluk Pekşen ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Neslihan Çevik'le birlikte gündemin sıcak başlıklarını özel dosyalarla ve haberlerle size aktaracağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Manşet devam ediyor sevgili seyirciler. Bu akşam programımızı Ankara stüdyomuzdan gerçekleştiriyoruz. İlk bölümde Sayın Faik Özturak konuğumuzdu. Sıcak siyasetten ekonomiye birçok soruya yanıt almaya çalıştık. Bu bölümde de Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili ve hukukçu aynı zamanda Sayın Haluk Pekşen ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Neslihan Çevik stüdyomuzda konuğumuz Sayın Çevik, hoş geldiniz. Siz de Ankara'ya hoş geldiniz. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Sayın Pekşen. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Iyi Sevgili seyirciler olsun. çok önemli gündem başlıkları var. Hızlı konuşuyorum zamanı sığmak için. Şu dakikalarda bakın biz bu programı yaptığımız dakikalarda Atatürk Havalimanı'nın pistleri kırılıyor, dozerlerle <laughs> kepçelerle tahrip ediliyor. Geri dönüşü imkansız hale getiriliyor. Neden bu yapılıyor biliyorsunuz? Atatürk Havalimanı önce İstanbul Havalimanı yapılıyor diye kapatıldı. Çeşitli gerekçelerle birazdan konuşacağız perde arkasına. Sonra oraya bir pandemi hastanesi yaptılar pistin ucuna uçaklar havalama, havalanamasın diye. Ama yine de kargo uçakları oradan e, havalanabiliyordu. Hatta hatırlarsınız İstanbul Havalimanı'nda hava koşulları kötü olduğunda Atatürk Havalimanı kullanılabilmişti. Yani hala açılabilir durumdaydı. Muhalefet Partisi temsilcileri de Ekrem İmamoğlu da İBB Başkanı bizim iktidarımızda bu havalimanını tekrar açacağız demişti. Ama bugünden itibaren o havalimanı bir daha geri dönülemeyecek şekilde AKP tarafından, iktidar tarafından tahrip ediliyor. Millet bahçesi yapılacakmış. Perde arkasında inanılmaz bir rant var. Birazdan Haluk Pekşen'le konuşacağız. Bilgiler onda. Ama önce e, telefon attığımızda Sayın İmamoğlu'nun avukatı Sayın Kemal Polat var. E, i̇yi akşamlar Sayın Polat. İyi akşamlar diyorum size de konuklarınızda iyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bu bölüme sizinle başlayalım istedik. Çünkü e, bugünün sıcak gelişmelerinden bir tanesi de aslında son bir ayın öyle. E, Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik e, iddialar, açılan davalar ve hatta açılan davanın ee, siyasi yasak getirme kapsamına da sokulmak istenmesi. izleyicilerimiz için ben kısaca hatırlatayım. Unuttuğum bir şey varsa evet. lütfen ekleyin. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sevgili seyirciler, Ekrem İmamoğlu'na hakaret etti İstanbul seçimleriyle ilgili. Çok açık hakaret etti. Evet. Sayın İmamoğlu da çıktı, yanıt verdi. Yani o söylediğiniz söz, sözü ben kabul etmiyorum. Ben bu ekranlarda ifade etmek istemiyorum o hakareti. İçişleri Bakanı'nın yaptığı hakaretti. Sayın İmamoğlu da dedi ki bunu yapanlar onlardır dedi. O gece kazandığım seçimi iptal edenlerdir bu ifadede bu ifadenin sahipleri dedi. YSK'da bunu üzerine alınmış ve bizi hakaret etti diye İmamoğlu'na dava açtı. Şimdi o dava görülüyor. Sayın Kemal Polat da hukukçu avukat detayları alalım. Sayın Polat ne aşamada ne bekliyorsunuz? Şimdi e, kısaca özetlediğimiz gibi genel hatları itibariyle e, dava YSK üyeleri tarafından açılmadı. YSK'nın e, kurul üyelerinin ne şahsi şikayetleri ne de kurul olarak almış bir karar yok. Sayın Sahibi Güven'in sadece yaptığı bir suç ihbarı var. E, ve YSK üyelerine mağdur sıfatıyla iddianamede yer almış olmalarına rağmen yapılan tebrikatlarda hiçbirisinde katılma talebi var ne bir mağduriyet beyanları var. Hatta Sayın Sadi Güven dahil toplamda 4 DSK'si de hayır biz şikayetçi de değiliz, mağdur da değiliz, katılmak istemiyoruz dediler. Hatta bu üyelerden bir tanesi mağdur sıfatını özellikle e, reddettiğinde reddettiğini yüksek seçim kurulunun web de koyarak e, açıkça karşı çıktı. Şimdi e, Sayın Süleyman Soylu'nun müvekkileme yönelik olarak söylediği söz ortada. Ve buna karşı basın mensuplarının sorusu üzerine söylenmiş bir, e, verilmiş bir cevap var. Evet. Bu hakaret de Sayın Soylu'nun da yargılanıyor olması lazım ya da bu yolda girişimlerde bulunmuş olması lazım. Aslında yargıla, yargılamanın konusu Sayın Soylu'nun söz ettiği ee, müvekkilime karşılık söyledi. Ahmak sözü hissettim. Bir Bundan birkaç gün sonrasında da Sayın Soylu gazetelere yine yansımıştı. Ee, Gerekirse özür dilerim dedi. Söylediği sözün muhtemelen ağırlığının farkında sonlandırılmış olacaktı. Gerekirse özür dilerim dedi ama dilenmedi. Ee, yüksek Seçim Kurulu üyelerinin bunun üzerine alınmasına herhangi bir maddi temel yok. O günlerde basına e, yansıyan şekliyle de Soylu'ya ağır cevap şeklinde ya da Soylu'ya cevap şeklinde yer aldı yayınlarda. Nitekim yeni bir, bir gelişme. Sayın Soylu da bu sözün kendisine söylendiğine e, söylenmiş olması nedeniyle de müvekkili kamu görevlisinde görevinden dolayı hakaret iddiası suç görüntüsünde bulundu. Şimdi iddianame düzenlendi. YSP öyle nakat edildi diye ve kısa hakkındaki e, da bu nedenle ceza alınması talep edildi ama Sayın Soylu bana değil denildi, bana ahmak dedi diyerek şikayet oldu Şimdi nasıl güzel şimdi içerisinden? belli değil, bakalım ne olacak? Evet. Ee, e, Sayın Polat, siyasi yasak noktasında bir şey bekliyor musunuz? Yani iş oraya kadar götürülebilir mi? Yani hukuken yani bir ceza verilmesi mümkün değil zaten. Şimdi hukuki anlamda konuşacağız da yüksek seçim kurulu evden hiç bir hiçbir hakaret yok ortada. Hakaret olmayan ee, hukukta masumiyet dediğimiz şartın gerçekleşmediği bir olaydan dolayı evet. ceza verilebilmesi mümkün değil. Ee, bu kadar tartışmalı ve herkesin ona değil bana dediği gerek sahip çıkmaya bir süreç içerisinde müebbime verilecek bir ceza e, hukukun bir yerinden döner yani. Hı hı. E, o kadar da değil. Evet. Yani bir ceza verilebileceğini düşünüyorum siyasi yataktan e, verilebileceğini düşünmüyorum. Ama bunu hukuki, hukuki olarak düşündüğünü söylüyorum. Birilerinin böyle arzusu olabilir. Herkes bir takım şeyler Kendi siyasal temelleri çıkarlar ya da fayda gözü herhangi bir durum açısından ama hukukun bunu koruyacağına inanmıyorum, inanmak istemiyorum. Ee, olacağını da düşünmüyorum. Evet. Sayın Polat çok teşekkürler. Sağ olun değerlendirmeniz için. Çok teşekkür ederiz. Ee, Rica ederim, hukuk Rica dedik sevgili seyirciler ee, Sayın Çevik izninizle Sayın Pekşen'le başlayalım oradan devam edelim yani hukuk üzerinden. Tam da bu konu Sayın Pekşen. Siz de baktınız, incelediniz, siz de görüyorsunuz. Yani ortada direkt bir hakaret yok. Yani Sayın İmamoğlu'na hakaret ediliyor. O da diyor ki o ben değilim, sizsiniz diyor. O sizsiniz de bayağı geniş bir kavram. Yani o seçimi iptal ettirenler. Yani şöyle diyor. söyleyebilirim. Ee, tamam yani Yargıtay'da da özellikle bölge adliye mahkemelerinde, ceza mahkemelerinde Ceza adalet sistemi üzerinde çok ciddi toplumun kuşkuları var. Son dönemlerde işte birçok karar kamuoyunda tartışılır hale geldi. Ama şunu da unutmamak lazım. Özellikle Ceza Genel Kurulu'nun son iki yıl içerisinde hakaret suçları ile ilgili verdiği çok cesur kararlar var. Doğal olarak o cesur kararlar incelendiğinde Sayın İmamoğlu'nun hakkında bir iddianame düzenlenmesi bile aslında doğru bir şey değil. Yani Türkiye'de işte bugüne kadar özellikle soruşturma üzerinde kamuoyundaki endişeler savcıların yapmış oldukları soruşturmalarda siyasetin baskısını teyit ediyor. Biz de maalesef bunu sık sık söylüyoruz. İzleyiciler de çok iyi biliyorlar. Dünyada savcıların soruşturmalarının sonuç elde etme oranları en önemli kriterdir sevgili Tuncay. Mesela işte Almanya'da bir savcı soruşturma açtığı zaman açtığı soruşturma ile ilgili soruşturmadaki taleplerine %95 oranında kavuşur. Yani boşuna bir soruşturma açmaz. İşte Fransa'da bu oran 96 civarında, İngiltere'de 96 civarında, Amerika Birleşik Devletleri'nde 94 civarında falan. Japonya'da 99'lara kadar varmışlar. Türkiye'de bu oran %13'tür. Yani inanılmaz bir şey söylüyorsunuz. Evet, ya dehşettir. Tabii i̇nanılmaz Türkiye'de şey. ceza adaleti sistemi çürümüştür, çökmüştür, bitmiştir. Ceza adaleti sistemi üzerinden siyaset de şekillendirilir, bir kamu ihaleleri şekillendirilir, bürokrasi şekillendirilir. İşte bir bu ülkenin özgürlükleri her şey şekillendiriliyor. Yani özellikle 2007 yılından sonra 2007 yılının sonrasında Türkiye'de siyaset yargıyı Mutlak bir şekilde ele geçirmeye başlamış ve arkasından Türkiye bunun bedellerini çok ağır ödemiştir. İşte ekonomide yaşadığımız, hukuk güvencesinin olmay olmayış sonucunda yaşadığımız sorunlar da buradan geliyor. Hepsi buradan geliyor ama şunu görüyorum. Sayın İmamoğlu ile ilgili dava açılması bile bence Yargıtay tarafından çok ağır şekilde eleştirilecektir. Yani tamam Yargıtay'da şöyle oldu böyle oldu falan bunların hepsini konuşabiliriz ama biz hukukçular en önce şunu bilmeliyiz ki Hukukçular hukuksuzluğu hukukla ortadan kaldırmaya mecburdurlar. Hukuksuzluğu neyle ortadan kaldıracağız? Kim yapacak bunu? Aynen. Biz hukukçular yapacağız. Onun için de ben Sayın İmamoğlu'na ilişkin açılmış olan davanın bile büyük bir Sayın İmamoğlu'nun temel hak ve özgürlüklerine ciddi anlamda bir müdahale olduğunu düşünüyorum. En öncelikle hakimler, savcılar kulunu yapması gereken iş bu e, açılan davayı bile bir soruşturma konusu yapmalıdır. Davayı açanları. Tabii, davayı açanları soruşturmalıdır yani. Türkiye'de eğer hukuksuzluğu aşacaksak. Böyle hukuk... bir keyfiyet olamaz. Yani aynen öyle. Aynen öyle. Sevgili Tuncay. Akla hayale gelmeyecek soruşturma tiplerine rastlıyoruz. Ben çok açık söylüyorum Türkiye'de şu anda savcıların soruşturma konusu yapmış olduğu birçok soruşturma gelecekte Hakimler, savcılar yüksek kurulu tarafından o zaman tekrar yüksek kurula dönecektir. Değerlendirilecek yüksek kurulu değil tarafından mi? değerlendirilecek evet. ve bunlar o mesleğin içerisinde kalmaları mümkün değildir. Evet. Bence Sayın ile ilgili soruşturma da bunlardan en tipik olanlardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Hı hı. Yine tekrar söylüyorum, e, Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarını lütfen e, son özellikle son iki yıl içerisindeki giderek cesur kararlarını da izleyiciler takip etsinler, hukukçular zaten biliyorlar bu anlamda hiçbir şekilde dönüp bunu yargılama konusu bile yapmazlar. Yani bunu paçavra gibi bir kenara atıp bırakırlar. Yargıtay'dan böyle bir karar <laughs> çıkacağını Kesinlikle. düşünüyorsunuz. Peki. Bir Sayın şey Çevik buyurun tabii. Ben bu minvalde. Mesela Anayasa Mahkemesi'nin şu an önünde bildiğim kadarıyla 95 bin tane dosya var. Ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 40 küsür ülke oraya başvurabiliyor. Orada bile bu kadar şey yok. Zaten Türkiye'de işte hukukun üstünlüğü endeksi, bir taraftan yolsuzluk algısı endeksi 2020-2021 arası hatırladığım kadarıyla 10 basamak yolsuzluk endeksinde yukarı çıktık. Yani algı daha fazla çıktı. Orada hem rant var hem de aynı zamanda hükümetle ilgili hesap verilebilirlik ve hukuksuzluk algısı var. Dolayısıyla bu yapılan aslında Türkiye'deki daha büyük o hukuksuzluk ve adaletsizlik sorununun da bir göstergesi. Evet. Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Sayın İmamoğlu'na işte böyle bir soruşturma evet. başlatıldı. Sayın Kaftancıoğlu'na da ee, yine onu tam cümlesiyle verelim Yargıtay 3. Dairesi'nin 5 ayrı suçlamadan verdiği ma verilen mahkumet kararının 3'ünü onayladı evet, yani evet, Yargıtay 3. Dairesi 5 e, davanın 3'ünü evet. onayladı ve 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşti Kaftancıoğlu'nun e, kendisi hapse girmeyecek belki ama siyasi, siyasi. olarak da bir yasak yeterince getirildi yeterince ağır bir yasak zaten Şimdi şöyle bu tabii sadece işte bir İma, Sayın İmamoğlu, Sayın Kaftancıoğlu ve CHP'ye özel bir problem değil hakikaten. Bu gerçekten ülkemizin problemi. Bunun adını da koyalım. Bu muhalefet sindirme. Şimdi tabii seç, iktidarlar her ülkede, Türkiye'de de bir sonraki seçime gitmeden önce ne yaparlar? İşte benim vaatlerim vardı, ben bu vaatleri gerçekleştirdim, şunları şunları yaptım ve onun rüzgarıyla bir sonraki seçime giderler. Fakat şu anda Türkiye'de böyle bir durum yok. Özellikle 2015 ve daha ziyade 2017'den beri gittikçe başarı, her alanda artık nereden elini tutsanız elinizde kalan, işte ekonomiden e, dolar olmuş 16'ya doğru gidiyor, her türlü e, şeyi denediler, gene hiçbir sonuç alamadılar. Her şey kötüye doğru gidiyor. Dolayısıyla şimdi artık öyle bir rüzgar yakalayamadıkça ne yapacak? Karşı tarafa, yani bir şeyleri inşa edemedikçe bir şeyleri bozma e, stratejisine gidiyor. İşte muhalefet sindirmeyi de böyle okumamız lazım ama, Burada sadece siyasetçilere, liderlere, partilere yönelik değil. Bence toplumsal muhalefeti sindirmeye çalışıyorlar. Yani diyor ki evet oylar düşüyor, benim gücüm azaldı ama devlet ve bürokrasi benim elimde. Hmm. Bu iklim böyle kolay kolay değişmeyecek diyor. Bence esas tehlikeli olan bu. Bir de belki Kendisine oy vermiş ama artık bu son e, yaşananlardan sonra yani bir sürü yaşanan mağduriyet hem hukuk adalet alanında hem ekonomi alanında bunlardan sonra ya artık ben AKP'ye oy vermeyeceğim diyen seçmene şunu diyor olabilir bak burası çünkü bunu çok yaptı belki de yaptığı en büyük kötülüklerden biri buydu hepimize şu algıyı verdi bu ülke iç dış koşulları. E, düşünüldüğünde kontrol edilmesi çok zor bir coğrafya. Bunu bizden başka böyle otoriter olmayan, işte bizim gibi tek adamcı olmayan kimse bu işi yapamaz. Zaten kadrolarda bizim elimizde hiçbir yere gitmeyin. E bir de kazanımlar var bunlar da elinizden gider. Sanki bunun altında böyle bir mesaj da var diye düşünüyorum. Evet, şimdi sevgili seyirciler program başından beri söylüyoruz Atatürk Havalimanı'nı konuşacağız ama Sadat meselesi de Türkiye'nin önemli gündem başlıklarından biri. Sizden de çok sayıda soru geliyor. O konuyu biraz daha açın diye açalım. Ee, Sayın Pekşen. Şu Haftancıoğlu e, ile ilgili konuyu buyurun, bir kısım cümle söyleyeyim. Buyurun. Ondan sonra Sadat'ı konuşalım. Şimdi Sevgili Tunca, e, ceza yargılaması dünyada iki temel üzerinde şekillenir. Gelişmiş ülkelerde ceza yargılaması e, suç olduğu yasalarda düzenlenmiş olan bir eylemi işleyen kişiler tarafından yapılan ve yargılama süreci de onu içerisine alan bir süreçtir. Yani insanların yasalarda düzenlenmiş ve herkesin bildiği yasada suç olduğunu bildiği bir eylemden dolayı yargılanmasını içerir. Buna biz ceza adaleti sisteminde eylemin yargılanması diyoruz. Ama bir de az gelişmiş ülkelerde Otokratik, teokratik ülkelerde, yani baskıcı ülkelerde, siyasetin yargıyı etkilemeye başladığı ülkelerde de ceza adalet sistemi belli bir amaç üzerine yargılama yapar. Şimdi Türkiye'de özellikle 2007'den sonra amaç ceza yargılaması mutlak hakimiyeti sağlamıştır. İşte bu 2007 sonrasında Ergenekon gibi, Balyoz gibi kumpas davaları belli bir amaca yönelik olarak Türkiye'nin siyasal sürecini almış bir yerden bir yere taşımış. Nerede taşımış? Bak kocaman parlamenter sistem çökmüş. Türkiye'nin bütün kurumları çökmüş. Türkiye'nin yargısı çökmüş. Ordusu çok ağır tahribat görmüş. Evet. Ekonomisi yerlerde sürünmeye başlamış. Ta ki bunu dünyada birçok e, siyasetçi, birçok tarihçi de araştırmış, yazmış. İşte senin daha önceki programlarda referans verdiğimiz üzere Eric Hobsbawm bile diyor ki Türkiye bu sürecin içerisinde siyasetten sokuldu ve bedelini ağır ödeyeceğini bile bile. İşte Madeleine Albright Amerikan Dışişleri Bakanı diyor ki biz yargı eliyle Türkiye'yi hizaya geçirdik. Şimdi geçen günlerde Balyoz davasında Yargıtay yeniden e, evet. yargılanma sürecine başladı. Eee ne oldu? Peki madem bunların delillerin tamamı uydurmaydı. Madem bir kumpas davasıydı o halde bu yargılamayı neyle izah edebiliriz? İşte bunun bir tek izahı var. Burada Amaç ceza yargılamasıdır. Peki amaç nedir? Bu amaç bir suçun cezalandırılması olmayacağına göre, olmadığına göre ortaya bir tek şey kalıyoruz ama. Bir siyasal hedef belirlemek ve oradan bir sonuç elde etmek. Nedir bu siyasal hedef belirlemek ve sonuç elde etmek? İşte bugünkü Türkiye'deki iktidarı elde tutmak için olası her türlü veriyi, her türlü kelimeyi de çok kullanmak istemem ama maalesef burada biraz oturuyor. Her türlü argümanı sahada dinamik olarak elinde tutabilmektir. Bugün AKP'nin İkidarda nasıl kalırıma baktığı zaman işte bir tarafta yoksul bir kesimi seçmen arka bahçesi gibi göstermek, öbür tarafta İmam Hatip'te bir seçmen arka bahçesi gençlik olup onları tutmak, bir tarafta da göçmen, sığınmacı gibi bir potansiyeli arka bahçe gibi tutabilmek ve bütün bu koşullarla iktidarda karabilmektir. Yoksa iktidarda kalmanın temel koşulu siyasetin en büyük iddiası nedir? Siyasetin amacı... Kaliteli bir yaşam var mı? Yok. Herkes şikayet ediyor mu? Ediyor. Evet. Kendi bakanı bile diyor ki evet ya bazı yerlerde gittiğimizde bizde. Ekonomiden sorumlu bakanı diyor ki bunlarla karşıyayız. Peki nereden geldik buraya? Hukuk. Hukuku siyasallaştırdılar. Evet. Sonuç itibariyle hukuk güvencesi olmayınca da insanlar can ve mal güvenliğini kaybettiler. Can ve mal güvenliği kaybolduktan sonra zaten o ülkede Tabii, hiçbir ekonomi, güvenlikten hiç mi, hiç mi bahsedemeyiz. Hiç Peki bunlar nasıl kaybettiler? İşte evet. orada önünüze bir fotoğraf çıkıyor. Kim o fotoğraf? Sadat. Orada önünüze çıkan fotoğraf diyor ki biz anayasal düzeni yıkacağız. Alenen söylüyor bunu. Hem de bunu İstanbul'da bir mitingde, bir toplantıda çıkıyor. Evet. Orada Alenens'in söylüyor. başkanı söylese söylüyor evet. Gibi. Diyor ki biz bu anayasal düzeni yıkacağız. Peki o zaman hukuk ne diyor buna? Bu cümleye bu toplantıda yapılmış olan, bu toplantıda alınmış olan kararlar Anayasal düzeni yıkacağız kararları peki ceza yargılaması içerisinde nerede düzenleniyor? En basit haliyle hani diğerlerinin tamamını bir kenara bırakıyorum. Türk Ceza Kanunu 309. maddesinde düzenlenmiş olan tam olarak anayasal düzene karşı suçlar çünkü kendi söylüyor zaten. Anayasal düzeni yıkacağım diyor. Anayasal düzeni yıkmanın karşılığı Türk Ceza Kanunu 309. maddesinde. Peki bu toplantı Türk Ceza Kanunu 309. maddesindeki düzenlemeyi birebir içermesine rağmen İstanbul Savcısı nerede? Nerede başsavcı? Peki o zaman Yargıtay Savcılar, Cumhuriyet Savcısı gazet, nerede? gazetecileri Aa. takip ediyor. Evet. Yani anayasal düzenini olamaz. yıkmakla suçlanan kişiler Tabii. biziz işte. Tabii. Biz, bizi suçluyorlar. Bir de toplumda Köşe şöyle bir şey var. Efendim bu, bu savcı var. korkusu da ben bunu da anlamıyorum yani. Savcı niye savcıdan korkulur yani? Savcı sizin hakkınızda iddianame düzenleyebilir. O iddianame haksızsa siz de savcının yakasına yapışmalısınız. Ama Türkiye'de bunların hepsi tabeladır yasalarda. Her zaman söylüyoruz. Eğer bir ülkede yasalar yalnızca matbaacıyı bağlıyorsa o ülkede geçmiş olsun. Herkesin yarın yarın kimin içeride, kimin tutuklu, kimin tutuksuz, evet. kimin sanık olduğunun hiçbir önemi yoktur. O ülkedeki insanların tamamı her an potansiyel olarak özgürlüğünden mahrum bırakılabilir. Türkiye'de AKP'li olanın adaleti var. Evet. Pekşen, maalesef. Sadat'a gelelim. Evet önemli. Diyorsunuz ki asıl büyük suçu işleyen kendisi. Anayasa düzenini yıkacağım dedi. Doğru. Tabii ki. Şimdi şehirlerde... Bu kişi aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AKP Genel Başkanı Erdoğan diyelim. Cumhurbaşkanı yaptı. deyince suça giriyor biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı eleştirmek vesaire falan. AKP Genel Başkanı sıfatıyla konuşuyorum. Onun da danışmanlığını yaptı. Onun koruması ve gözetimi altındaydı. Şunu sorarak bu bölümü açalım. Çok önemli. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu Sadat'ın kapısına gitti. Çok önemli bir şey söyledi. Yani dedi ki bu elini kolunu sallayarak Türkiye'ye giren e, sığınmacılar vardı sevgili seyirciler hatırlayacaksınız. Hani e, tamamı genç erkeklerden oluşan, sınırlardan böyle koşarak gelen, Afganistan'dan, Suriye'den gelen e, insanlar, güruh. Bu güruhun da Sadat tarafından eğitilip, Türkiye'deki bir takım operasyonlarda kullanılabileceği endişesini taşıdığını söyledi Sayın Kılıçdaroğlu ve ekledi. Eğer dedi seçimlere bir kan bulaşırsa, bir kaos planı ortaya çıkarsa ya da kaos ortaya çıkarsa bunun sorumlusu işte burada bu kapının ardındadır ve saraydır dedi. Bu çok önemli bir ifşaydı. Oradan başlayalım nasıl değerlendirelim? Şimdi sevgili Tuncay, bu sığınmacıların bir kere ortak bir paydaları olmalı yani sığınmacı gelenlere baktığınız zaman bir fiziki ortak paydaları var. 20 ile 30 yaş arasındaki insanlar. Ve hepsi erkek. Evet. Kadın değil, çocuk değil. Ve yaşları da hep aynı. Başka bir ortak paydaları daha var. Pakistan'dan geliyorlar, Afganistan'dan geliyorlar, Irak'ın belli bir bölgesinden geliyorlar, Suriye'nin belli bir bölgesinden geliyorlar. Afrika'dan da aynı şekilde geliyorlar. Bir ortak paydaları nedir diye baktığınız zaman tamamına bir mezhep ümmet orijini oturuyor. Orijinde de bir ortak payda var. O zaman insan aklına başka şeyler geliyor. İşte o zaman Sadat devreye giriyor. Acaba diyorsunuz bu insanlara ilişkin ciddi anlamda toplumun kafasında soru işaretleri oluşuyor. Şimdi bunlar bir e, şeyde kullanılacak mı? Evet. Bir iç kargası, kardeş, evet. Kardeşin. Şimdi Zafer Partisi'nin gündeme getirdiği yani Sayın Ümit Özdağ'ın üzerine ısrarla gittiği ve kamuoyuyla paylaştığı bazı bilgilere bakıyoruz. Daha önce de Sedat Peker'in kamuoyuna paylaştığı ve hiç kimsenin de reddetmedi, inkar etmedi bazı bilgileri örtüştürelim, koyalım üzerine. Evet. Şimdi bir, 15 Temmuz gecesi hala tartışma konusu olan ve gerçekten de sürekli parlamentoda araştırılması, soruşturulması istenilen ve hiçbir şekilde de inkar edilmeyen bir kayıp silahlar konusu var. Arkasından parlamentodaki bu tartışmalara Sedat Peker katıldı ve kendisi dedi ki, ben bize de bu silahlar teklif edildi bunları reddettim dedi. Şimdi e, Ufuk söylemez biliyorsunuz o da e, önemli bir siyaset adamı e, ve kendisi de çıktı söyledi. Dedi ki Ufuk Bey Sedat Peker'le ilgili mutlaka tanık koruma programı e, içerisine alınmalı ve e, bu ülkenin savcıları, yargıçları Sedat Peker'in bu anlatımlarını son derece önemsemeli ve bunun üzerine gitmelidir. Şimdi bakın halkayı birleştiriyoruz gelen insanların bir mezhep orijini var, bir ümmetçi bir yapıları var. Aynı yaş grubundalar yani tamamen 20 ile 30 yaş arasında bakıldığı zaman belli bir e, kategorize edilmiş yapının içerisinden geldiklerini görüyorsunuz. Evet. Ve bunlar e, sığınmacı diye geliyorlar ama Pakistan'dan neyin sığınmasına geldiler? Pakistan'dan gelen nasıl sığınmacı oldu? Ne oldu Pakistan'da? Peki e, diğer ülkelerden gelenler yani Afganistan'dakiler hadi Afganistan'dakiler tamam geldiler de onlar belki sığınmacı Bu olarak geldiler. Afganistan'daki geldi. kadınlar çocuklar nerede? Sen evet pek yani sen? peki Irak'takiler? Onları ne bırakıp geldi? kaçmışlar yani demek ki. Aynen Irak'tan gelenler, Afganistan, Mısır'dan gelenler, Afrika'dan gelenler hepimizin aklına şunu getiriyor. Şimdi Kaddafi devrildiği zaman, Kaddafi'nin devrildiği zaman Libya üzerinde çok ciddi sosyologlar çalışma yapıyorlar ve Kaddafi'nin söylediği bir şey gerçekten Libya'da büyük bir gerçeği ortaya koyuyor. Bir gün önce Libya'da göçmen olarak gelmiş orada ekmek peşinde koşan insanlar e, ertesi gün sabahleyin son derece modern silahlarla ve iyi eğitilmiş o silahları kullanmayı çok iyi beceren e, birer tane silahlı isyancı olarak savaşçıya silahlı savaşçıya dönüştüler. Zaten Kaddafi'nin şaşkınlığı da o. Bu insanlar bu modern silahları ne zaman aldılar? Ne zaman bunların eğitimini aldılar? Doğal olarak bu yani Libya'nın Libya bölünmesinde <laughs> o dışarıdan gelen unsurlar kullanıldı. Tamamen onlar böldüler. Biliyorsunuz Moritanyalı, Çatlı, Mısırlı, daha Afrika'nın birçok yerinden gelen, e, göçmen diye gelmiş olan bu genç, iyi eğitilmiş ve modern silahlarla donatılmış yapı Kadafi devirdi. Aynısı Mısır'da kısmen benzeri yapıldı. Ama en son Kazakistan'da gördük ki Kazakistan'da da ayaklananlar Pakistanlı... Afganistanlı insanlardı. Peki bu Kazakistan'da, Pakistan'ın, Afganistan'ın hangi var? gerekçeyle evet. ayaklanma söz konusuydu? Ne işi vardı? Kısacası Türkiye'ye doğru döndüğünüz zaman, o zaman Sadat çok daha ciddi bir şekilde analiz edilmeli evet. ve araştırılmalı. Onun evet. için Sadat'ın Cumhuriyet Halk Partisi tarafından toplumun önüne konulması son derece isabetli olmuştur. Evet. Çok teşekkürler. Çok önemli bir analizdi. Ee... Aynı başlıkta devam edelim evet. e, Sayın Çevik. Yani Sadat meselesi çok evet. konuşuluyor, tartışılıyor. Sayın Pekşen çok önemli bir şey söyledi. Yine altını çizelim. Programına da manşet. Libya'da da, Mısır'da da hep benzer yapılar iç kalkışmalarda kullanıldı dedi. Libya'nın bölünmesinde de e, bu tip e, göç yoluyla Libya'ya giriş yapan insanlar kullanıldı dedi. Hani daha ne demek lazım? Evet. Yani tabii Sadat'ın <laughs> veya onun gibi yapıların gerek Türkiye içinde gerek dışında bu tip e, operasyonlara provokasyonlara girmiş olması yani olasılık dışında değil ama ben izninizle vitesi bir tık geriye alacağım ondan sonra oradan sadata bağlayacağım evet. biraz daha Türkiye özelinde iktidar özelinde konuşalım e, şimdi iktidarın ana politikası e, ve bundan sonra daha sertleşecek şekilde yani hep biliyoruz yani kutuplaştırma diyoruz ve bundan sonra artık kutuplaştırmadan belki bir tık öteye geçip Hani böyle bir e, çatışma belki hani birbirine çarpıştırma şeklinde bir şey olabilir. Şimdi başta konuştuğumuz hem ona da eklemiş olalım. E, ne Şimdi bu bir kutuplaşma paradigması ve siz eğer ki muhalefetten bile olsanız veya muhalefet gibi gözükseniz de işte ama konjektürel muhalefet olsanız bu kutuplaştıran paradigmaya katkıda bulunduğunuz sürece size hiçbir ceza yok. Kimse sizin peşinizden gelmiyor. Neden? Çünkü zaten kutuplaştırma politikası var ya Onun ekmeğine yağ sürmüş oluyorsunuz. Ama ne zaman ki toplumdaki o gri alanları siyasi arenaya taşıyan aktörler oluyor Sayın Kaftancıoğlu gibi ne demişti hatırlayalım gezide Mustafa Kemal'in askerleriyiz yiz ibaresini doğru bulmuyorum demişti. Sayın İmamoğlu'nu hatırlayalım. İstanbul'da Fatih'i Biz ki, o de olumlu, olumlu bulmadık. Onu da söyleyelim. Madem Evet aşkımız, e, öyle de işte o öyle de. Yani Sayın Kaftancıoğlu'nun o ifadesine de biz itiraz ettik. Yani evet ben... işte. Dolayısıyla Yurttaşı o gri olarak. alanları e, evet. siyasi arenaya taşıdığınız zaman bu sefer bu kutuplaşma politikasını aslında baltalamış oluyorsunuz ve bu sefer o sopayı daha sert bir şekilde görmüş oluyorsunuz. Şimdi peki bunun Sadat'la ne alakası var? Sadat'la şöyle bir alakası var. E, zaten Sayın Pekşen işin hukuki ve milli güvenlik işte silahlardan Sedat Peker'den bahsetti. Ama biraz içerideki bir de şimdi bir seçim sattığına girdik. Hani Bir, bir sene e, çok uzun bir zaman değil. Peki şu an bunun Türkiye seçimleriyle ne alakası var, bu kutuplaştırmayla ne ilgisi var diye sorarsak, şimdi belirli bir kesimin artık e, mevcut iktidarın elindeki oy dışında ve taban dışında yeni bir şey devşirmesi mümkün değil. Çünkü ortaya koymuş olduğu pozitif bir şey yok artık. Dolayısıyla ne yapacak? İyice ne? Elinde kalmış olan ve kodları işte bu Sadat'ın da biraz önce Sayın Pekşen de anlattı. İşte o daha ben onu lümpen İslamcı diyorum. Yani İslamcı bile demiyorum artık buna işte. Çünkü videoları var diyor ki Mehdi işte İslam dini gelecek. Ne zaman gelecek? Mehdi gelince gelecek. E biz ne yapacağız? Oturacak mıyız? Mehdi yok oturmayacağız. Biz de işte hazırlığımızı yapacağız diyor. Giderseniz yani şimdi söyleyeceğim size onu. E, şu anda asam.org.tr'de. İşte Asrika İslam Ülkeleri Birliği Konfederal Cumhuriyet Anayasası. Yani bunu şu an telefonlarınızda herkes görebilir. İşte burada şeyi birimi dinar olan, işte başkenti İstanbul olan, işte dili Arapça olan <laughs> ve hukuku şeriat olan bir Yapı. yapıdan bahsediliyor. Evet. Evet. Şimdi niye peki şu anda Türkiye Cumhuriyeti bu? Devleti'ni tabii. ortadan kaldırmaya yönelik bir bir iddiası olduğu e, açık. Tabii böyle bir iddiası olduğu açık. Şimdi ben anayasal tarafın tabii burada çok hukukçumuz var o bana düşmüyor. Fakat e, bunun gerçekten şu anda AK Parti'yi dirilttiği, diri tuttuğu bir kesim var. Zaten bundan sonra oradan yürüyecek. Yani başka bir alternatif yok. E ee, işin tehlikesi de burada. Çünkü burada çok ciddi bir indoktrinasyon var aslında. Yani şimdi bir bir ümmet şeyinden bahsediyoruz. İşte bunun bir taraftan siz de söylediğiniz Afganistan'dan, Pakistan'dan. Ha orada da şöyle de bir çelişkili bir durum var bu arada. Bunlar bu hani gene hep din çerçevesinde işte muhacir ensar dediler ya. Ya burada şimdi Pakistan dediğin şeriatla yönetiliyor. Afganistan dediğin Taliban var zaten. E bunlar hangi dinsiz ülkeden kaçıp da geliyorlar buraya? Nasıl bir hicret bu? için böyle bir tarafı evet, var insan aklıyla dalga geçiyorlar ee, ama Evet ümmet yani meselesine vurgu yapmanız önemli gelenlerin yapısı ve profili de öyle e, evet. tabi yani hani bu, Dolayısıyla hani burada e, hangi malzeme hangi araç hangi kişi, hangi söylem olursa olsun gri alanları tamamen yok edecek ve bunun üzerinden bir seçim stratejisi göreceğiz biz ha buna alışkın mıyız Evet alışkınız ama belki bundan sonra tonu artık Aha işte bu kadar siyahlaşmış olan bir ton. Yani burada duyduğumuz. Bir de bu öyle hani bir özel şirket olarak tanımlıyor kendini ama fotoğraflar var. İşte sizin de söylediğiniz gibi e, iktidar partisinin işte baş danışmanlığını yapıyor demek. Evet. işte hatta bir de şeyi söylemiyorum da Sayfa biraz önce söyledi. Bir önceki bölümde 514 milyon TL ihale almış toplamda Sadat Tabii yani bir de devlet oluk oluk para aktarmış bu yapıyı tutmak için. bir de şöyle de bir videosu vardı. Onu söylemeyi unuttum. İşte 15 Temmuz'dan sonra orduyu biz dizayn ettik. Ayasofya'nın camiye çevrilmesini biz telkin ettik. Yani ya nasıl Daha oluyor ne desinler, bakan mi? sen bakan mısın? Sen vekil misin? Desinler. Sen devletin bir, bir hani kurumu musun da bu kadar önemli anahtar kararları sen veriyorsun. Orduyu dizayn. E hani sen gayri nizami işte ordunun nizami olmadığı gerilla politikaları sadece orayla Hani o da muhtemelen evet. anladığım kadarıyla anayasa. Ve TSK da buna de... yanıt vermiyor sen, mesela. yani hani Sen, sen Kurmay, kimsin? Genelkurmay sen başkanı, kimsin demiyor. Genel Kurmay Başkanı muhatabı ama maalesef Tuncay orada da bambaşka hikayeler var. Şimdi e, bunun doğrudan muhatabı olması gereken muhatabı Genel Kurmay. Ona gelmezden önce şimdi geçen e, Sayın Genel Başkanın oraya gittikten sonra biliyorsunuz bir açıklama yaptılar. Dediler ki biz tazminat davası açacağız. Ben dedim ki aman açsalar. Hmm. Yani o zaman. Cumhuriyet Halk Partisi eli çok güçlenir. Çünkü eğer onlar bir tazminat davası açarlarsa o zaman Cumhuriyet Halk Partisi mahkeme eliyle delil toplatma hakkını evet. elde edecek. Evet, bakalım açacaklar. O zaman da geriye dönüp şuna bakacağız. Bir, bu şirketin geriye dönüp 5 yıl vergi kayıtları mahkemeye gelmek zorunda. 10 yılda banka kayıtlarının gelmesi gerekiyor. Hani bir açsalar bunu çok iyi olur. Türkiye o zaman bu şirkete nasıl paralar aktardığını, hangi kayıtlardan kimler tarafından pay, e, paraların gönderildiğini, bütün o muhasebe kayıtları, bilançoları, aktifi, pasifini her şeyi evet. Türkiye'nin görmesi mümkün. Ne iş yapmışlardı biliyorum. Aynen, personel yapmışlar. kayıtları ne kadar personel var, kimler personel, makine parkı nedir, ne kadar envanter kayıtları var. Bu davayı açmalarını salık veririm. Gerçekten bu davayı açarlarsa iyi olur. Şimdi gelelim asıl dramatik olana. Türkiye Cumhuriyeti Devleti öylesine bir coğrafya üzerinde ki dünyanın en önemli jeopolitiğini koruyoruz. Bunu herkes görüyor şu anda. Hele hele belki birazdan konuşacak mıyız bilmiyorum ama şu işte Ukrayna Rusya Savaşı'ndan sonra. Son bölümde konuşacağız. Evet bu jeopolitik dünyadaki dengeleri nasıl değiştirdiğini herkes yaşayarak gördü. Bunu biz 10 yıldır belki senin programında, diğer programlarda, Tele 1'de, diğer televizyonlarda, eskiden Halk TV vardı biliyorsunuz, orada da anlatıyordum. Ee, 10 yıldır anlatmaya çalışıyorum. Hala var Halk TV. TV. var ama o başka bir yerlerde. Şimdi onun meşgaliyet alanı farklı. Ee, şimdi 10 yıldır, 15 yıldır biz bunu anlatmaya çalışıyorduk ama bir müsibette öyle bir anlaşılır hale geldi ki. Şimdi bu anlaşılır yerde silahlı kuvvetlerin önemi. Her zaman şunu söylüyorduk ki bu coğrafyada en önemli Türkiye'nin gücü caydırıcılığıdır. Hem bu bu bölgede, bu coğrafyada dengecidir, yani bölgenin abisi gibidir. Niye? Çünkü Osmanlı'dan beri gelen bölgesi, bölgede yaygın bir kökleri var. E, bu kökler bütün akraba toplulukları içerisinde halen aktif olarak varlığını devam ettirir bu caydırıcılığı da silahlı kuvvetlerin üzerinde son derece önemlidir. Hem politikası açısından, dış politikası açısından, hem ekonomisi açısından, hem tarihsel ve kültürel değerler açısından. Bunu çok yaygın bir şekilde konuşabiliriz. O kadar çok kitap yazılmıştır ki buna ilişkin. Doğru. Silahlı kuvvetlerin bu bölgede büyük önemi vardır. Silahlı kuvvetler politikadan uzaktır. Silahlı kuvvetlerin mutlaka politika dışında kalması gerekiyor ve mutlaka da çok Bölgedeki en mutlak caydırıcı güç olması gerekiyor çünkü zaten biz süper güç değiliz bunu biz de biliyoruz söylüyoruz da ama bizden daha büyük de bir bölgesel gücün varlığını asla kabul edemeyiz. Bu bölgede en önemli bölgesel gücüz. Peki bu bölgesel güç silah, silahlı kuvvetlerdeki durumu ne? Şimdi bir genel kurmay başkanımız var İzleyiciler lütfen baksınlar organik yapıya baksınlar. Tabloya, şemaya baksınlar, örgütlenme yapısına baksınlar. Genelkurmay Başkanı'nız var ama Genelkurmay Başkanı'nın kendine bağlı kuvvetleri yok. Kuvvetler kuvvetleri Milli Savunma Bakanı'na de bağlı. De. Peki Milli Savunma Bakanı'nın altında kuvvetler nasıl bağlanmış? Hayatında belki paralı askerlik yapmış, belki de hiç askere gitmemiş bakan yardımcılarına bağlı. Yani öyle bir yapılanma ki ülkenin bekası açısından bile çok büyük bir evet. risk içeriyor. Yani parti devleti olmuş bir ülke için büyük bir risk. Kişi evet. devleti olmuş bir ülke için büyük Sevgili bir risk. Tuncay, Hukuk devleti olmayan bir ülke için büyük bir Düşünün risk. ki bu e, genel kurmay, Milli Savunma Bakanı hastalandı. Kim yerine bakacak? Ziraat mühendisi olan Milli Savunma Bakan Yardımcısı. Evet. Veya patates işlerinden sorumlu olan Milli Savunma Bakan Yardımcısı. Ya oradaki Milli Savunma Bakan Yardımcılarından bir tanesi bile bir güvenlik politikası uzmanı değil. Asker değil, başka bir alanda da ülkenin milli savunmasını yönetebilecek bir birikime sahip değil. Evet. Burası muz cumhuriyeti değil. Dünyanın en önemli coğrafyasında bu kadar sorumsuzca bir tasarım dizayn işte ancak Sadat hikayesi olabilir. Bunun arkasından Sadat'ın niyetini aramak hiç evet. yanlış bir şey olmaz. İşte sen çevik söylüyor biz yaptık diyor. Biz evet. organize ettik diyor. Bir de şunu da belki katalım dış politika tarafında. Şimdi e, tabii ki bu bir araçtır. Zaten malum biliyoruz. Mevcut iktidar dün kara dediğine bugün ak der, bugün ak dediğine yarın kara der. İşine geldiği gibi ama bu kadar kıymet veriliyorsa bu tip bir organizasyona, bir şirkete veya artık ne ne diyelim? Çünkü şirketten fazlası yani öyle gözüküyor şunu da ister istemez insan düşünüyor. Ya acaba dış politikada gerçekten böyle bir düşünce mi var? Yani bir İslam, şimdi İslam Birliği Teşkilatı var. İslam Kalkınma Bankası var. Bunların bir sürü yan kuruluşları var. İşte ICYFDC var, İSEDAK var, Komsek, Komsek Bir sürü, bir sürü, bir sürü bunların kurumları var. Bunlar varken niye böyle bir konfederasyon anayasa bilmem ne? Nitekim şu an Müslüman ülkeler arasında yani bir kere dini anlamda hangisi hangisine halife mi kabul edecek şu noktada böyle bir şey mi olacak yani hani eğer ki dış yani politikada söylemek istediklerini ilan etse başkent İstanbul, ha, acaba İstanbul yani? olacakmış yani Araplara göre zaten bizim Türkçe konuşuyor olmamız bizim evet. zaten falso yani bizi baştan hani otomatik olarak onun dışına koyuyor yani bu oldukça ütopik evet. fakat tabi vermiş olduğu mesaj anında gene oraya geri dönelim çünkü şu an her şey onun ekseninde dönüyor. Şu an iktidarın yapmaya çalıştığı şey Türkiye'nin ee, o çok hassas sinir uçları, toplumun çok hassas sinir uçları bunlardan bir tanesi de din. Ee, ve biz aslında bunu aşacak bir duruma gelmiştik 2000'lerin başında fakat şimdi yeniden burada çok ciddi bir polarizasyon, çok ciddi ve bir korku iklimi yaratılıyor doğrusunu isterseniz. Yani çok ciddi bir korku iklimi var. Evet. Hem bu taraf için yaratıyor hem de dindarlar için. Aslı şunu diyor. Bakın sürekli bize diyorlar ki sabredin, bize destek olun. Deve işte deve de kulak biz işte bizim yaptık. Çünkü çok büyük şeyler yaptık biz diyor, değil mi? Şimdi bunun arkasından da şunu söylüyor aslında. Biz işte imam hatipler olsun başörtüsü olsun şey işte bu konuda kazanımlarımız var. Bak biz gidersek bu kazanımlar elinizden alınır. Korkutuyor. İşte böyle yapıyor bu işe. Evet, i̇şte Sadat da tabii bunun bir parçası. Halbuki bunu aslında toplumsal olarak da açtık. Bence siyasi arenada da bunu böyle düşünen bir aktör kalmadı yani şu anda bunu biz aşağılı çok oldu ama bizi yeniden o eski şeye doğru çekmeye çalışıyor. Yani bunu unutmadan o düşünüyor. ezberlere çekiyor. Ezberlere Çünkü öyle iktidara çekiyor. geldi. Tabii öyle şu aslında gelirken yani daha farklı bir söylemi vardı. İşte hep sen ben yok Türkiye var diyordu. İşte konservatif demokrasi, işte NATO'nun son Müslüman NATO'daki tek Müslüman kale ki bu doğrudur bu arada. Yani NATO'daki hani İslam'ın demokratik kalesidir. Yani böyle de bir işte Sayın Pekşen jeopolitik önemden bahsetti. Bu oldukça bu para, evet, o evet. jeopolitik önemin ana parametrelerinden bir tanesidir. Nitekim o zamanlar hatırlayın yani bu Müslüman demokrasisi söyleminin ortaya çıktığı zamanlarda Türkiye hem batıdan hem doğudan çok ciddi bir bir albenisi vardı o göçler aslında öyle başlamıştı. Yani daha doğrusu turistik geziler diyelim. Yani çünkü neden? Türkiye bir çekim merkeziydi. Hem Müslüman olabiliyorsun ama aynı zamanda modern bir hayatı ve özgürlükleri yaşayabiliyorsun. Bugün o Pakistan'da, Afganistan'da niye buraya geliyor? Bir kısmı da bundan geliyor zaten. Adam şeriattan kaçıp özgürlüğünü yaşayabileceği bir ülkeye geliyor. Ama Sadat ne yapıyor? Tam tersi. Bakın Mısır'da 2000 yılında Müslüman kardeşler işte bir şey anket yapılıyor. Tabi bizde de yapıldı gibi. %80'i diyor ki halkım ben şeriat isterim. Müslüman kardeşler seçime giriyor. Hiç öyle yüzde seksen falan bir şey alamıyor. Şeriatı getireceğim evet, diyor. 2005 evet. yılında seçime giriyor. Şeriatla ilgili söyleminden vazgeçiyor ve o sene Müslüman kardeşler çok ciddi bir başarı elde ediyor. Yani bir evet. de işin bu tarafı var. Ee, çok önemliydi tabii bu. Hani ümmet merkezli de bir şey yapılmaya çalışıldığı da Türkiye'de çok açık. birçok günden başımızda sevgili seyirci bu arada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir duyuruda bulunmuş. Birazdan çok önemli bir e, sosyal medyada paylaşımlar yapacakmış. Onu da takip edip e, <laughs> size birebir aktaracağız. Hangi konuya girecek? Belki Sadat'la ilgili bir takım yeni şeyler açıklayacak. Seçim güvenliğiyle ilgili. E, bir taraftan onu takip ediyoruz. E, paylaştığı anda e, sizlere aktaracağız. Sayın Pekcan, çok günden başlığı var ama şu, Sadat mes meselesini kapatalım, toplayalım. E, Atatürk Havalimanı var, ekonomi var. Eee Sadat Siz meselesini de ben bir son cümle söyleyeyim de öyle toparlayalım. Şöyle, ben, ya endişe ediyor musunuz? Yani? Seçim güvenliğine de bağlayarak sormak Emine istiyorum. Sayın Çevik diyor ki korkutmak istiyorlar. Evet gerçekten de, gerçekten de hatırlayın her seçim sonrasında havaya ateş açan güruh, güruhun oy tercihini biz biliyorduk yani. Ateşler açılıyor, bir takım gösteriler yapılıyor falan. Yani ola ki ittifaktan daha doğrusu, Muhalefetten birileri bunu yapıyor olsaydı neler olurdu Türkiye'de ama o gülü sokağa taşıyor, işte ellerinde silahlarla, palalarla gösteriler yapıyor falan. Ben bunun biraz da bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Yani toplumu korkutalım, sindirelim, bak bu iktidar gitmez ya da bu iktidar o seçim gecesi büyük bir hukuksuzluğa imza atarsa e, ve muhalefette derse ki biz buna karşı çıkıyoruz, şurada buluşalım derse, kimse oraya katılım göstermesin, bugünden korkutalım gibi... Sanki böyle bir psikolojik altyapı hazırlanıyor öyle değil mi? Şimdi ne güzel söyledin. Ben de zaten bunu vurgulamak için söz istemiştim. İşte korkmazsan Ekrem İmamoğlu oluyorsun. Sandıkta bir dakika kardeşim diyorsun. Ne oluyor? Ne oluyor? Bendeki sonuçlar öyle değil. Benim hakkımı sana yedirmem dedi. Kimsenin hakkını yemem, hakkımı da yedirmem. Evet. Şimdi sevgili Tuncay, benim sosyologlar ve psikologlar başlasın da e, onların çok hakim oldukları bir alanda bir örneği anlatmaya çalışacağım. Benim de hukukçu olduğumu düşünerek e, hata yap, yaptıysan da lütfen hoş görsün der. Fırsatımı evet. o, o sırlar içerisinde koyayım. Şimdi evde bir tane çocuk annesine gidiyor diyor ki anne evde canavar var diyor. Canavar her gün büyüyor diyor falan. <laughs> Annesi diyor ki oğlum olur mu öyle şey? Ne demek canavar var? Evin içerisinde canavarın ne işi var? Anne var diyor. Bugün büyüdü şu kadar büyüdü bu kadar büyüdü ama çocuk her gün canavarı büyütüyor anne de her gün inkar ediyor. Yok diyor, öyle bir şey yok diyor. Ee, canavar olmaz diyor. Evden ne, ne işi var canavarın? Neyse günlerden bir gün canavar o kadar büyüyor ki evin tamamını kaplıyor artık. Canavar evin içerisinde kocaman. Çocuk diyor ki anne, canavar evi de aldı götürdü diyor yerinde arsa kaldı. Babam eve geldi diyor, arsayı gördü diyor. Anne işin bahametin farkına varıyor diyor. Haklısın diyor. Evde canavar varmış diyor. O zaman gel beraberce bu canavardan nasıl kurtulacağımızı Planlayalım diyor. Canavar küçülmeye başlıyor. Aradan bir süre geçiyor. Evde canavar manavar olmadığını çocuk da kabul ediyor. Diyor ki anne canavarı birlikte yedik. Onun için bu tam bir evet. toplumu evet. yıldırma, sindirme psikolojisidir. Ama çıkıyor çıkar birisi öyle yak yani birisi. Ya kardeşim der hele Ne sokakta silahlı adamlar varmış. Yerim sizin silahlı adamlarız diyor. Buyurun diyor. Benim aldığım sonuçlar burada. Sandık sonuçları bunlar. Bu kadar. Evet. Ben diyor bu sandık sonuçlarına göre hakkımı kimseye yedirmem diyor. Bu arada Sonra, evet Devam edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, sosyal medya paylaşımlarını arkadaşlarımız da ekrana getiriyorlar. E, Sayın Pekşen, Sayın Çevik, beşli çeteye vurgu yaparak Hı. bu akşam bir paylaşım yapmış Sayın Kılıçdaroğlu ve e, bu özellikle Atatürk Havalimanının yok edilmesi, kırılması meselesiyle ilgili. Diyor ki bu milleti maddi manevi ne kadar değeri varsa sattılar. Şimdi de en değerli varlıklarımızdan birini. Yani Atatürk Havalimanı'nı sevgili seyirciler, dozerlerle yok ediyorlar. Peki bu işe neden alel acele giriştiler? Büyük değişim öncesinde beşli çetelerin halktan götürdüğü paranın önemli kısmının yeni havalimanına bağlanmış olması mı bu acelenin nedeni? Bu parayı acilen oradan kurtarıp seçim öncesi dışarıya taşımaktır asıl amaç. Yani hedef yeni havalimanını hızlıca elden çıkarmak mıdır? Sayın e, Haluk Pekşen'in bu konuda çok önemli bilgileri var, detaylarını birazdan konuşacağız. Diyor ki yine Sayın Kılıçdaroğlu, e, peki bunların Katarlı ve Suudi Arabistanlı suç ortaklarına biz nefes aldıracak mıyız? Onlar burada rahat edeceklerini mi zannediyorlar? Yok edilen Atatürk Havalimanı'nın değerini de çetelerden, onların siyasal ayağından ve yabancı suç ortaklarından alacağımızı bilmiyorlar mı? Yatırımcı dostlarınıza da anlayacakları dilden anlatayım. Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz. Beytül Mahal ile ilgili işlenen suçlarda siz dahil kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Gelecekseniz buraya bunu bilin dedi. Şimdi tam burada Sayın Pekşen size ulaşan o özel bilgi notunu konuşalım. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun da açıklamaları aslında o bilgi notunun ne kadar önemli olduğunu ve doğru olduğunu da gösteriyor. Atatürk Havalimanı'na girelim. Buyurun. Şimdi sevgili Tunca, Atatürk Havalimanı ile ilgili belki benim herhalde bu 500. kez konuşmam olacak. Çok ilginç tabii bu Atatürk Havalimanı. Başından beri çok program yaptık. Evet, çok, çok program konuşayım. yaptık. Eee evet. 3. Havalimanı konusu gündeme geldiğinde işin teknik havacılık tekniği açısından, işin havacılık ekonomisi açısından Turizm açısından, sürdürülebilirlik açısından, işte hava seyri seferi güvenliği açısından, işte enro sistemleri açısından, euro kontrol denetlemeleri açısından, birçok açıdan detayına kadar kamuoyunu bilgilendirmeler yaptık. Ve bugüne kadar ne önemli, ne güzel ki, ne söylediysek yüzde yüz isabetli söylemişiz. Yani hava sahasının yanlışlığından başladık, meydan seçiminin e, oradaki coğrafik alanlardaki etki eden unsurlarla yanlışlığına, evet. pistlerin hatalı konuşlandırılmasına, pist açıklıklarının yanlışlığına, mali tabloların yanlışlığına, evet. arkadaki e, oradaki hafriyatların işte 1 milyar dolarlık bir yolsuzluğa sebep almasına, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün bu hava meydanına ilişkin düzenlemelerinin bu hava meydanına olumlu e, sonuç vermediğine, arkasından Sivil havacılığın yetkilerinin ortadan kaldırılmasına, en son... Biliyorsun sevgili Tuncay metro istasyonu bile evet. hava meydanına ulaşamadı niye? Çünkü kod farkı oluşunca metro dışarıda kaldı. Şimdi 300 metre meydanın dışında metro istasyonu. Oradan otobüslerle taşımayla hava meydanı işletmeye çalışıyorlar. Yani kısacası bu hava meydanı havacılık tekniği, havacılık hukuku, havacılık sistemleri, turizm vesaire birçok açıdan zaten ekonomik olarak sürdürülebilir bir hava meydanı değildir. Evet. Şimdi o çok net. E, şimdi şu son noktadan başlayalım mı Sayın şimdi oraya geliyorum. Işte. Tam o iddia evet. çok önemli. Bu arada e, Sayın Kılıçdaroğlu Arapça bir tweet atmış yani <gülüyor> <gülüyor> ilk kez bir Arapça tweet atıyor. Herhalde Katarlı ve Suudi Arabistanlı ortaklar da anlasın diye evet. bir tweet e attığını düşünüyorum. Diyor ki: "Talimat aldım, mecburdum." diyeceğiniz bir iş değildir bu iş." diyor yapanlara. Evet. Bunun adı vatana ihanettir. Siz de sorumlu olacaksınız. Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti sana da özel ilgi göstereceğiz diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu akşam birkaç dakikadır yani 5 dakika içinde attığı tweet'leri paylaşımları size aktardık. Şimdi işte bu attığı Arapça tweet'te ekranlarınızda sevgili seyirciler. Tabii biz Arapça bilmiyoruz ama büyük ihtimalle Katarlı ve Suudi Arabistanlı işte bu az işin önce paydaşlarına yönelik Türkçesini bir mesaj. Türkçesini söylediğinizin evet. Arapçasıdır bu muhtemelen. Evet. E, Sayın Pekşen ne oldu da bu noktaya geldi? Yani biz de programımızın başına izleyicilerimize evet. dedik ki Haluk <laughs> Pekşen'de özel bir bilgi var onu paylaşacak. Evet. Tam onun üzerine bu Twitter'da. Kimisi Tuncay bu e, yatırımcılar bu hava meydanından kaçmak için her şey yapıyorlar. Yani şu anda o hava meydanının yatırımcılarının tamamı Dünyanın çeşitli ülkelerinde fon arayışları içerisinde nasıl kaçarız? Bir kere hava evet, meydanı satıp çıkmak istiyorlar. Aynen, satıp çıkmak istiyorlar. Zaten Türkiye'den gitmek için her türlü hazırlıklarını yapmışlar. Yandaşların büyük bir kısmı inanılmaz bir şekilde gelirlerini yurt dışına transfer etmişler zaten. Bu hazırlık süreçlerinin tamamı tamamlanmış. Şimdi rivayet o ki bir uluslararası fon bu üçüncü havalimanını satın alsın diye ve onlardan kullanılacak olan krediye bu havalimanı fonları, e, havalimanı hisseleri devredilsin diye bir çalışma yürütülüyor. Ama fonda diyor ki ya Türkiye'de siz seçimleri kaybedeceksiniz. Görünen o ki muhalefet geliyor Türkiye'yi alacak. Evet. Şimdi bugüne kadar ıslarla altını düzeltmeye çalıştığım bir hikaye vardı. Efendim bunları kamulaştıracağız diyorlardı. Ben de diyordum ki neyi kamulaştırıyorsunuz? Kamulaştırması için... Onun malikinin, o şahısların olması gerekiyor. Onlar malik değil ki zaten. Hiç kimse çaldığına malik olamaz. Hukukun temel kuralıdır. El koyacaksın. El koyacaksın tabii evet. ki. Evet, kamu el, kamu koyacaksın. Alamaz, el koyacaksın. Niye? Çünkü zaten yasa öyle söylüyor. Hangi yasa? 3.628 sayılı yasa. Açsın izleyiciler, baksınlar 3.628 sayılı yasa neymiş. Orada 17. maddesi, 19. maddesi, 20. maddesinde Çok net. Yolsuzlukla elde edilen mal var ne el konuları bitti. Evet. Bugüne kadar... İşte FETÖ'ler mallarına neye koydular? Yolsuzluk sebebiyle. Aynısı. Evet, kamulaştırıldı mı? Aynen öyle. Sayın Pekcan, unutmayın. Tam reklam süresine geldik ama o özel bilgiyi de reklam <laughs> sonrasına saklayalım. Tamam, Çünkü üzerinden çok konuşacağız. Sevgili seyirciler, Atatürk Havalimanı şu anda tahrip ediliyor, yok ediliyor. Dozerlerle, ee, vinçlerle, kazma küreklerle o milyarlarca lira para akıttığımız, vergilerimizden ee, akıttığımız paralarla yapılan, ve dünyada da çok özel bir yeri olan ödüllü pist geri dönüşü olmayacak şekilde AKP iktidar tarafından tahrip ediliyor. Neden tahrip ediliyor? Arkasında çok büyük bir vurgun modeli var. Türkiye'den servet transferi var. Dışarıya para kaçırma girişimleri var. Bir daha geri dönülemeyecek şekilde Atatürk Havalimanı'nın yıkılmasının perde arkasında da yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun tanımıyla söyleyelim. Bu beşli çete çıktı. Detaylarına bakacağız. Sayın Kılıçdaroğlu da ona isyan ediyor zaten. Lütfen bizden ayrılmayın. Saat başında bu gündem başlığıyla birlikte devam edeceğiz programımıza. Evet sevgili seyirciler anda manşet devam ediyor. Son 45 dakikanın içindeyiz. Ee, hakikaten bu akşam gündem çok hızlı aktı. Ee, çok önemli gündem başlıklarını konuştuk. Atatürk Havalimanı'nın perde arkasını yani neden yok edildiğinin perde arkasını konuşuyorduk acele, iktidar kazma kürek dozerlerle neden havalimanının bütün pistlerini bu akşam itibariyle tahrip etmeye başladı diye konuşuyorduk. Sayın Pekşen'e söz vereceğim ama yarın Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde de bu haber ve detayları var. Onu aktaralım. Hatta Cumhuriyet'in manşetinden bir bölümü okuyarak söyleyeyim. Bakan kurum diyor ki Sayın Pekşen, Atatürk Havalimanı ilk fidanlarıyla buluşmak için gün sayıyor. Bu paylaşımı yapmış. Yani e, AKP iktidarı Atatürk Havalimanı'nı öyle yeşillendirme gayreti ve derdi içinde ki bir an önce şu pistleri kıralım, toprağı bulalım, fidanları da gelip e, Atatürk Havalimanı'na ekelim diye müthiş bir gayret ve heves içinde. Neden biliyor musunuz sevgili seyirciler? Buyurun pekişan, anlatın nedenini. E, e, dünyada büyük kentlerde, büyük metropollerde hele hele böyle İstanbul'u, nüfusu 20 milyona dayanmış hemen burnunun dibinde Kocaeli işte Sakarya, Bursa, Yalova gibi iller olan illerde de, devasa çok ve çok sayıda hava meydanı vardır. Ayrıca hava meydanı sayısının çok olması o ülkenin o kentinin stratejik güvenliği açısından da çok önemlidir. İstanbul bizim nüfusumuzun yüzde %45'ine yakınını kapsıyor. Ayrıca nereden bakarsanız bakın o bölgede, o coğrafyada yaşayan ekonomi de %45'in üzerinde. Yani İstanbul'daki hava meydanları hem nüfus yoğunluğu açısından çok büyük bir nüfusa hizmet ediyor hem de ekonomik olarak da Türkiye'nin en önemli stratejik bölgesi. Şimdi burada kaç tane hava meydanımız var şu anda bizim? İki bir tane. Var. Biri Sabiha Gökçen Bir tane oluyor, Sabiha Gökçen ben. var. Onun da Aynı müteahhit ne enteresandır ki 3 yıl hava meydanını yapıyor ama 10 yıl oldu pisli bir türlü yapılamadı. O pistin uzatılma işlemi 10 yıldır bir türlü tamamlanamadı. Evet. Enteresan değil mi? Özellikle yapmıyorlar. Tabii ki yapmıyorlar. Ya öyle görünüyor. Tabii ki yapmıyorlar. Yani şimdi, Sabiha Gökçen'i büyütmüyorlar ki İstanbul <laughs> Havalimanı'na müşteri gitsin. Şimdi bu bir. Peki Londra'nın nüfusu ne kadar biliyor musun sevgili Tuncay? Yaklaşık 9 milyon civarında. Kaç tane hava meydanı var? İzleyiciler bir girsinler internette bir baksınlar. Paris'in kaç tane hava meydanı var? Girsin bir baksınlar. Evet. Roma'da kaç tane hava, Milano'da kaç tane hava meydanı var? İşte e, İspanya'da, Madrid'de kaç tane hava meydanı var? Berlin'de kaç tane hava meydanı var? Girsin baksınlar. Yani nüfus yoğun ülkelerde kaç hava meydanı var? Ve özellikle Türkiye'nin en stratejik bölgesindeki hava limanı sayısı 2. Peki bu iki hava meydanından bir tanesi bu bahsettiğimiz üçüncü havalimanı. Bu üçüncü havalimanının e, önümüzdeki dönem içerisinde ilk İktidar'da Millet İttifakı el değiştirdiğinde şunu söylüyor. Hepsi birlikte şunu söylüyorlar. Atatürk Hava Meydanı yeniden uçuşlara açılacaktır. İsterlerse üzerine istedikleri kadar inşaat yapsınlar, bina yapsınlar, ne yaparsa yapsınlar. Burada asıl tartışma konusu şu. Şimdi bu Arap ülkelerinden bir tanesi bu üçüncü havalimanına ortak edilsin ve buradan da bir finansman alınsın diye e, mücadele ediliyor. Hı hı. Ancak enteresan olan şey duyum o ki Arap ülkesi diyor ki kardeşim diyor siz iktidarı kaybediyorsunuz yarında da Millet İttifakı iktidara geldiği zaman e, o zaman bu üçüncü havalimanının alternatifi olarak Atatürk Havalimanı yeniden uçuşları açıldığı zaman bütün uçuşlar özellikle yolcu bazlı uçuşlar o hav meydanına kayar. Niye? Evet. Çünkü kentin ortasında içerisine metro ulaşıyor. Olağanüstü iletişim e, ulaşım kanalları çok güçlü. Bir taraftan denizden ulaşmanız, öbür tarafta karayoluyla, öbür tarafta de, de, demiryoluyla ulaşmanız çok mümkün. İnsanlar daha çok burayı tercih edecektir. Ben burayla rekabeti demem. O zaman bu rekabet unsurlarını ortadan kaldıracak bir fiili işlem yapılıyor. Şimdi sevgili, sevgili Hacaf, Tuncay, çok dikkat bakın püf bakın. noktası burası. Evet. Sevgili Tuncay, kırılan pistlerin yönlerine bir bakın. Evet. Kırılan pistler doğrudan 3. E, 3. havalimanıyla aynı hava koridoruna dönük bölgedeki pistler. Onlar son derece bilerek yapılıyor. Bir tane pist, paralel pist var denize paralel. Onu kırmıyorlar. Orası duruyor, özel iniş kalkışlar için duruyor ama 3. E, havalimanı'na alternatif oluşturabilecek iki pisti kırıyorlar. Şimdi sevgili Tuncay, başka bir gerekçe daha olabilir mi? Olabilir. Nedir o? Bakın 3. Havalimanı yapılırken o kadar mühendislikten uzak, o kadar havacılık tekniğinden uzak yapıldı ki, sevgili Tuncay, yapıldığı tarihlerde çıktık söyledik, dedi ki bu havalimanının mutlaka hava sahası, Hava Koridoru, Euro Kontrolü ve Romanya ile müzakere edilmelidir. Sevgili Tocay ortaya ne çıktı biliyor musun? İhale şartnamesine bunu koymayı unutmuşlar. Sence unutmuşlar mı? Şu anda 3. Havalimanı'ndan kalkışlarda ve inişlerde Romanya Hava Sahası yoğunlukla gereksiz bir şekilde kullanıldığı için yani Atatürk Havalimanı olsaydı o, kullanılmayacaktı. O, 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 Peki kullanılınca ne oldu? Tam 50 milyon dolar. Romanya hava sahası için Romanya'ya ödenecek olan hava trafik bedeli. Peki kim ödüyor bunu? İhale şartnamesini şey koymadığınıza göre tabi her, her ihale ödeniyor. her yıl ödeniyor. Hava koridoru bedeli. Euro kontrollerinden denilen bir kurum var. Böyle sizi konvansiyon var. Belçika'da dur bu. Türkiye'de sivil havacılığı kuran önemli isimlerden biri. Farklıktım, o yüzden ölümün evet. Ee, olan... e, şimdi bunu İhale şartnamesinde unutmak mümkün mü? Sivil havacılık unutur mu? Tabii Unutmaz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bunlardan dolayı devre dışı bırakıldı Tuncay. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yetkisi elinden alındı. Kim ulaştırma bakanı? Kim olabilir sizce? Sayın Minal Yıldırım. Bir tarihlerde mecliste çıktı kürsüde havacılığı anlatıyordu. İşte havacılığa ne kadar katkı sağlamış ben de bir soru sordum o zaman parlamentodaydık. Dedim ki Sayın e, Bakan e, bir söyler misiniz mesela sizin döneminizde kurulmuş da uçan bir tane hava yolu şirketi söyleyeyim bana dedim. Bir tane söyleyemedi. Çünkü evet. onun döneminde kurulup da uçan bir tane hava yolu şirketi yoktur. Batan var ama. Tabii hepsini batırdı. Hepsini batırdı. Çünkü Türk Hava Yolları da eğer varlık fonu olmasa idi geçmiş olsun. 2018'de Parlamento kürsüsünden Türk Hava Yolları bilançosunu yayınladı. Evet, o tarihteki Türk Hava Yolları'nın genel müdürü kamuoyuna yanlış ve yalan bilgi söylemişti. Borsa manipülasyon suçunu işlemişti. İnsanlar Türk Hava Yolları'nın aman Allah'ım ne kadar karlı diye borsadan gidip hisse senetlerini satın aldılar ama biz aradan geçti 6 ay. 6 ay da geçmemiş 3 ay sonra parlamentoda bütçe konuşmasına getirdik. Türk Hava Yolları'nın bilançosunun 2 milyar aşkın, 2 milyar doları aşkın zarar evet. içerdiğini kamuoyunun evet, önüne koydu. Evet. Bu, kısacası, bu nasıl yaptı diye sormuştunuz. Evet, kısacası Atatürk Havalimanı bir Atatürk isminden dolayı, iki şu anda üçüncü havalimanı dipsiz bir kuyu, inanılmaz büyük bir maliyet ve bu maliyetin karşılanmadığını, bütçeden de karşılanamadığını, varlık fonunda da bütün Botaş'ta dahil, Çaykur'da dahil hepsinin bu hem Türk Hava Yolları'nın hem de bu 3. Havalimanı'nın bu büyük açığını kapatmak üzere mali kaynak aktardıkları, buna rağmen de 3. Havalimanı'ndaki açığın giderek devam ettiği bu sebeple bankaların, kamu bankalarında evet. ciddi risk altında oldukları sebebiyle burayı bir an önce satacaklar uluslararası evet. bir e, finansöre. O finansör de diyor ki kardeşim benim siyasi risk gördüğüm bir durum var. Onu ortadan kaldırın. Rakibi kaldırın diyor. Yani Atatürk Havalimanı'nı kaldırın. Çok önemliydi sevgili seyirciler. Bakın tekrar edelim. Sayın Çevik'e hemen söz vereceğim. Ee, Türkiye'de yap işlet devlet modeliyle ya da kamu özel işbirliği modeliyle yapılan ve içinde çok büyük yolsuzlukların olduğu bütün projeler e, yurt dışındaki Londra bankerlerine finansal olarak bağlandı ve oluşacak olası hukuki sıkıntılarda da Londra mahkemeleri görevli ve yetkili tayin edildi. Bütün bunlar daha o ilk düğme iliklenirken planlı yapıldı. Daha bu ihaleler masa başında konuşulurken bu günler görülerek planlandı. İşte İstanbul Havalimanı'ndaki yaşanan hadise de bu. İstanbul Havalimanı'nı Beşli Çete denen grup yapıyor işletiyorlar ama görüyorlar ki bunun uzun süre sürdürülmesi mümkün değil. Dolayısıyla sarayın ilişkileri karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan bir takım fonlar vasıtasıyla biz bu yapıyı bu fonlara satalım halk dilinde ya da borsa dilinde çakalım ve biz kendimizi buradan sıyıralım diyorlar. Karşı tarafta diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri tarafı da diyor ki tamam biz fon olarak girelim ve bu havalimanını alalım. Ama Atatürk Havalimanı ne olacak? Yarın gelen iktidar siz gidiyorsunuz. O limanı açarsa bana rakip olacak ve ben zarar edeceğim diyor. Ve işte Murat Kurum diyor ya fidanlarla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz havaalanını. Gece yarısı şimdi dozerlerle daldılar ve yok ediyorlar o pistleri. Milyar dolar harcanan pistleri. İşte mesele fidanla toprağı buluşturmak değil. Söz verdikleri adamlara Atatürk Havalimanını yok ettik, merak etmeyin. Gelin İstanbul Havalimanını alın demek için bunu yapıyorlar. Bu kadar açık bir yağma ve yıkım süreci. Şimdi bir hukuk konusu. söyleyeyim Tuncay, finali onda yapalım o zaman. Buyurun. Şimdi hani bu Londra mahkemelerine kaçırıyorlar, tahkim mahkemeleri koyuyorlar ya yurt dışında. Bunların tamamı son derece gereksiz, hiçbir anlam ifade etmez. Neden? Birleşmiş Milletler, daha sonra da Avrupa Birliği'nin kabul ettiği bir sözleşme var. Ee, Uluslararası yolsuzlukla elde edilen mal varlığının aklanması ve yolsuzlukla mücadele suç sözleşmesi. Kısa adı biraz daha bunun Greco diye kamuoyuna yansıyan bir sözleşmedir. Bu sözleşme gereğince bir ülkede yolsuzluğa konu edinilmiş olan bir mal varlığının oluşması hiçbir şekilde herhangi bir ülke tarafından üçüncü ülke tarafından hukuki kayrılma altına alınamaz. Evet. Onun için yani öyle söyledikleri Londra mahkemen... kadar Londra'da evet, başka evet. şirketlere satış falan evet. filan göstersinler. Evet. Ben bir daha hukukun temel bir kuralını söylüyorum. Hiç kimse çaldığına malik olamaz. Çok önemliydi. Sayın Çevik hemen size söz bir diğer veriyorum. Yani para delik bu arada hemen ondan da bahsedelim Rıza Artvin. Evet. Havalimanı. Havalimanı. 3 milyon Konuşalım. kişi. dünya işte günlük 8 bin küsür de yani evet. bu. Bu arada değil. Sayın Meral Akşener de bir e, sosyal medyada paylaşım yapmış. Onu da aktaralım. Diyor ki Sayın Akşener başka gün kalmamış gibi 29 Ekim'de peşmergeyi konfetiyle karşılayıp Lahmacun şov yapan kafa 19 Mayıs haftasında da Atatürk'ün adını taşıyan havalimanına iş makineleriyle dalıyor. Hayırdır Bay Kriz neyin peşindesin? İşte neyin peşinde olduğunu biz bu programda konuşuyoruz sevgili seyirciler. Yarın da Cumhuriyet Gazetesi alın. Manşette detayları var Cumhuriyet'in manşetinde. Ee, neden Atatürk Havalimanı apar topar yıkılıyor diye. Sayın Çevik siz evet bu fotoğrafa baktığınızda hakikaten ne görüyorsunuz? Sayın Pekşen önemli bir şey söyledi. Altını çizelim. Erdoğan diyor ki ya tahkim var diyor ya siz neyin kamulaştırmasını yapacaksınız? Hatırlayın. Yani Hani bir dönem biraz da amiyane bir cümlelerle bazı ifadelerde bulunmuştu. Ona benzer bir cümle kullanıp e, uluslararası tahkim var bunlar hukuk da bilmiyorlar demişti. Sayın Pekşen diyor ki konusu yolsuzluk ve suç teşkil tabii, eden direkt, işlerde tahkim falan söz konusu olmaz. Yani ben şöyle düşünüyorum tabii Sayın Pekşen çok teknik ve daha detaylı bilgilere sahip bizim vakıf olmadığımız ama Şimdi Millet Bahçesi diyorlar. Bu işte New York'taki Central Park merkezi park gibi bir şey yapacağız falan. işte fidanlarla buluşturacak. Yani belki oraya küçük bir park hani bir şey yaparlar ama ben şöyle düşünüyorum. Yani daha doğrusu aldığımız duyumlar o bölgenin e, Katarlı bir gruba satılıp oraya AVM, iş merkezi ve işte rezidanslar yapılacağı yolunda. Ha bu olabilir mi? Yani evet. şu ana i̇şte kadar tamamı dosya... millet bahçesi olacak galiba. Tabii Sen istrakta işte... dedi ya hani 8 milyon metrekare dedi sonra 5'e düştü sonra 2'ye düştü. Yeşil alan olarak. Yeşil Tabii alanı o daraltın. yeşil alan gittikçe küçülecek evet. ve işte orada muhtemelen her zaman yaptıkları rezidans, AVM, iş merkezi. Şu anda evet. zaten malumunuz yani bu aslında böyle biraz zincir gibi birbirine bağlı. Şu an e, içeride bir döviz sıkıntısı var dövizi getirmek için ne yapıyor? Bir taraftan dış ilişkileri kullanıyor. İşte Suudi Arabistan'a gidiyor. Mısır'la arayı düzeltiyor. Birleşik Emirlikler'e prensin boynuna sarılıyor vesaire. Bir taraftan da işte bu tip şeyler yapıyor. Bir taraftan vatandaşlık satıyor 400 bin dolara. Bireysel emeklilik 500 bin dolar alırsan, Yani bu şekilde içeriye taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyor. Belki bu da o büyük oyunun bir parçası. Bir de böyle gece buldözerle girmek falan. Hani alel acele bu işi yapıyor. Demek ki bir seçimleri de kaybedeceği korkusu var ki. Evet. Hani o olmadan, iş işten geçmeden e, burada yapılması gerekenleri yapalım e, gibi bir düşünce hasıl olmuş olabilir tabii. Evet, yani bu şehir hastanelerinde de aynı şey söz konusu. E, Sayın Pekşen onu da sizle çok konuşmuştuk. Yani yap işlet devlet modelleri, kamu özel işbirliği <laughs> birliği bu, bu projelerin neredeyse tamamını fonlara satarak çıkmak gibi bir plan var. Ah sevgili Tuncay ya bizim tabii ben ne diyeyim yani birazcık okusak keşke. Avrupa Birliği'nin ilerleme raporları var. Altını çize çize yıllardır anlatıyorum. Bu Avrupa Birliği'nin ilerleme raporlarını Avrupa Birliği ile ilişkileri yürüten bakan yayınlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Bakanı AKP'li Bakan yayınlar Avrupa Birliği ilerleme raporlarını. 2015 yılı Avrupa Birliği ilerleme raporu diyor ki Türkiye kamu bürokrasisiyle her anlamda gırtlağına kadar yolsuzluklara bulaşmış bir ülkedir. Avrupa Ceza Hakimleri Kurulu bu konuya müdahale etmek durumundadır diyor. 2015'ten bugüne kadar bu ıslarla altı çizile çizile söylüyor. Kim söylüyor bunu? Hükümetin kendisi söylüyor. Kendi bakanı yayınlıyor diyor ki evet biz Avrupa Birliği ile konuştuk diyor. Bu raporda mutabakat sağladık. Bu raporu yayınlıyoruz. Ne diyor raporda? Biz yolsuzluklarla adı örtüşmüş bir hükümet haline geldik. Buradan Erkan Mumcu'nun kulaklarını çırnatmakta yarar görüyorum. 2000 yılından önce o zaman genç bir bakan çıkıp çok net bir şey söylemişti. Anavatan Partisi ile ilgili demişti ki Bugün Anavatan Partisi toplumun vicdanında ciddi anlamda sorgulanır hale geldi. Neden? Çünkü adımız yolsuzluklarla örtüşen bir iktidar haline geldik. Bunu yüreklilikle, açık yüreklilikle çıkıp televizyonlarda söyleyebilmişti. Bugün AKP'li bakanlar Avrupa Birliği İlerleme bir Raporu'nu yayınlıyorlar. Raporda diyor ki yolsuzluklarla adımız bütünleşmiş. Kamu bürokrasisi yolsuzluk üzerine inşa edilmiş. Bütün yolsuzluklar devletin üzerinden devam ediyor. Bunu söylüyorlar ama maalesef Bizim insanımız hala okumuyor, incelemiyor, araştırmıyor, sorgulamıyor. Hala dış güçler diye bir palavranın arkasına takılmış, bir sürü hamaset tutukların arkasına takılmış, açlıkla, yoksullukla perişan olmuş, hala işin farkında değil. Evet. Bir fark etmeye başladılar Sayın İnşallah. Bu arada Sayın Kılıçdaroğlu'nun Arapça paylaşımını Türkçe olarak aktarayım izleyicilerimize. Diyor ki bu Arapça paylaşımında Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz. Beytül Mahal ile ilgili işlenen suçlarda siz dahil kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Gelecekseniz bunu bilerek gelin diyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu da işte bu büyük projeyi hani satalım çıkalım, çakalım çıkalım kafasını bir anlamda engellemek için buraya girecek, girmeyi planlayan yatırımcılar ki Arap yatırımcılar Onlara bu mesajı veriyor. Sakın girmeyin, sakın gelmeyin diyor. Şimdi biraz da anketlere bakalım. Yani böyle bir yolsuzluğun, yoksulluğun tavan yaptığı Türkiye'de ve giderek de fakirliğin, geçim sıkıntısının derinleştiği Türkiye'de acaba oy oranları ne oluyor diye Sayın Pekşen dedi ya. Yani hem büyük açlık çekiyor insanlar, hem de bir taraftan da oy vermeye devam ediyorlar, düşünmüyorlar. Dış güçlere bağlıyorlar. O o seçmen sayısı azalıyor sayın pekşen. Şimdi bakın anketlerde oracı araştırmanın bir anketi var. Ben tam yakından göremiyorum ama bakacağım şimdi. Burada bende notlar var mı diye. Ee, şimdi onu bulacağım. Evet, Biraz buldum. Diyor ki, evet buldum şimdi. Ee, 5-8 Mayıs'ta yapılmış 41 ilde 5.300 kişiyle düzenlenmiş anket. Ee, bu pazar bir milletvekili seçimi olsa. Evet arkada ekrana da geldi. Teşekkür ederim. Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Soru bu. %28 AK Parti'nin oyları, AKP'nin oyları %28. CHP %24.1. İyi Parti %18.4. HDP %8.7, MHP %7.2. Gelecek Partisi 2.1, Deva Partisi 2.2, .2, %2 ve diğerleri de %9.5 olarak dağıtılıyor. E, tablo bu sevgili seyirciler. E, AKP %28'lerde. CHP'nin oy oranının da aslında beklenen kadar olmadığını ben görüyorum bu ankette. Yani %24'lerde bir oy oranı e, Cumhuriyet Halk Partisi için düşük bir oy oranı. Fakat İyi Parti'nin oy oranının da çok ciddi anlamda, artış eğiliminde olduğunu da görüyoruz. Sevgili Tuncay, bir tek cümle Sayın, söyleyeyim. Yani geleceğim bir tek sen. cümle söyleyeyim. Ondan sonra Böyle. devam edin. Evet. Fazla dokunmak istemiyorum buraya da. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi çıksın desin ki milletvekili adaylıklarını ön seçimde belirleyeceğim desin. O 24 olan oy oranı iddia ediyorum 35 olur. Milletvekili adaylıklarını halk kendi adayını kendi seçecek desin. Yani öyle merkez yoklaması diye oradan burada... Bana soruyor insanlar hala. Benim hala Twitter hesabıma bakıyor. Ya hala milletvekili olduğumu zannediyorlar benim. Aradan dört yıl geçmiş. Hala. Çık örgütün önüne koy motivasyonunu. De ki kardeşim çalışan hak ettiği şekilde gelecektir. Mücadele eden gelecektir. Ben ön seçimle halkın seçmenime güveniyorum. Üyelerime güveniyorum. Ön seçimden gelenler milletvekili adayımdır? Değil bak %35 nasıl Tabii, Olması gereken de bu. Elbette Sayın Genel Başkan'ın bir kontenjanı olmalıdır. Ama onun dışında yoğun olarak ön seçim parti içi demokrasinin de bir gereğidir. Ee, Sen Çevik nasıl değerlendiriyorsunuz bu tabloyu? Şimdi istatistiği okurken sadece e, bir zaman birim işte Mayıs 2022 diyor ya şöyle yapmamız lazım. Trende bakmamız lazım. Ve Aralık 2019'dan beri anketlerde biz... E, AKP'nin zaten düştüğünü görüyoruz. Hı hı. Şimdi önümüzde bir sene daha var. İşler böyle giderse ki nasıl düzelecek? Düzeltecekler. Artık güzel yani inandırıcılıkları yok zaten. Dolayısıyla burada biz bu trendin devam ettiği takdirde bunun çok daha da düşeceğini düşünüyorum ben. Hı. hı. Yani AKP gerileyecek. Tabii çok daha gerileyecek. Önemli olan o trendi e, takip etmek. Şimdi bir de e, Sayın Ağırdır'ın bir tanımı var ya ç, e, çekirdek seçmen diyor. Şimdi bu çekirdek seçmen ne olursa olsun yani bu mevcut partisinden vazgeçmeyen artık kemikleşmiş seçmen diyelim. Onun bir çalışmasında AKP'nin kemik yani çekirdek seçmeni %15-18 bandında. Bu çok önemli bir şey çünkü geriye kalan işte bu da %28 diyor ya o %10-12 diyelim onlar her an başka bir tarafa doğru kayabilirler. Dolayısıyla bu rakamın ee, aslında daha düşüğünü de çok çok daha düşüğünü de görebiliriz biz. Hı hı. Ama bizim için önemli olan trendleri okumak ve trend şunu gösteriyor. Kesinlikle ve kesinlikle AKP'nin oylarında çok ciddi bir düşüş var. En kötü senaryoyu mesela elimizde kalem kağıt alalım. Ben size sorayım. Ya işte en iyi senaryoda AKP ve yani Cumhur partileri ne kadar oy alır? En kötü senaryoda e, altılı masa ne kadar oy alır desem inanın bana e, altılı masanın en kötü senaryosu Cumhurun en iyi senaryosuna daha yüksek çıkıyor. Evet. Çünkü Onun, bu bir tren, bir de şey var. Anketler ee, üzerinden o çalışmada da yapıldı. Tabii yapıldı. Biliyorum. Evet. Bir de şöyle de bir şey var. Şimdi daha önce şunu yapabiliyordu. İşte belirli e, işte rüzgarlar yaratıyordu ve bunlar 4-5 bandında yukarı çekiyordu ve bir süre devam ediyordu. Ama gene 2019'dan beri işte bu Gara operasyonu olsun, Ayasofya olsun, İstanbul sözleşmesi olsun şunu fark ediyoruz verilere baktığımızda. Mesela 1,5-2 puan bandında artıyor. Ama 1,5-2 ay sonra geri düşüyor. Dolayısıyla artık ivme yaratma potansiyeli de kalmamış. Yani elinde ne varsa onu koruması lazım. Onun için zaten sertleşiyor. Evet. Bu arada Anadolu Ajansı'ndan bir haber sevgili seyirciler. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri eski devlet başkanı Şeyh El Nahyan'ın vefatı nedeniyle yarın Abu Dhabi'ye taziye ziyaretinde bulunacakmış. Abu Dhabi'ye gidiyor. Yani bu Atatürk Havalimanı'nın kırılmasına vesile olacak o iddianın arkasındaki ülke bu. Yani. Evet. Atatürk Havalimanı kırılıyor. Abu Dabi dediniz. Birleşik Arap Emirlikleri. Evet. Bahre Birleşik Arap Emirlikleri. Ama burada, Oraya ziyaret gidiyor. Evet. Herhalde sadece taziye'ye gidiyor. Burada Katar sanırım. Katar da var, Abu Dabi de. İkisi de Birleşik Arap Emirlikleri de var. Katar'da var. İki ikisi de talip. İkisini de satmaya çalışıyorlar İstanbul Havalimanı'na alıcılar bu Arap dünyası. Bayi de var. Yani bu e, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili geçmişte 15 Temmuz ve ondan sonraki süreç içerisinde gerçekten inanılmaz bir e, lakırdı süreci yaşandı. Ya yani çok ağır ifadeler kullandı biliyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye karşı son derece hasmane bir tutum içerisinde Türkiye'yi de olağanüstü karşısına alacak şekilde dediler, bir tavır Sayın tavır sergiledi. Tabii ki. attılar. Terörist dediler, katil dediler. Temeliklerini bırakmadılar. Sevgili Tuncay, Birleşik Arap Emirlikleri'nin pilotları Türk Hava Kuvvetleri tarafından eğitilmiştir. O pilotlar şurada burnumuzun dibinde Girit Adası'na F-16 uçaklarıyla geldiler, konuşlandılar. Niye? Olası bir şekilde Türkiye'ye F-16'larıyla savaşmak için mi geldiler? Niçin geldiler? Ya O ülke aradan daha bir yıl geçti, şimdi bakıyorsunuz ki bambaşka bir yere doğru gidiyor. Dış politikada elbette hep söylenen bir söz vardır. Dengeler değişir, çıkarlar da değişir, politikalar da değişir. Bütün bunları elbette biz de bileceğiz, göreceğiz, kollayacağız. Ama bu kadar savrulmayla Türkiye'nin kaybettiklerine bakarsanız buradaki çıkarlar varsın batsın. Lanet olsun böyle çıkarlara. Türkiye bu coğrafyanın en onurlu, en saygın, en e, ciddiyeti olan tarihi bağları, kökleri en ağırlıklı olan ülkesi. Nerelere savruldu böyle? Evet. Yani sevgili seyirciler, şu işte, Sayın Erdoğan'ı da izliyorum. Şimdi görüntülerde de gidiyor. Ee, Sayın Pekişen, e, Sayın Çevik, Erdoğan'ın önceki ziyaretlerini hatırlayalım. Ben Görünmez Olduğum kitabımda da bunu yazmıştım. Başbakan olduğu dönemde, Başbakan Erdoğan'ın her yurt dışı ziyareti Türkiye'de bir, satış ve pazarlama süreciyle son buldu. Mesela gitti Putinle Putin'in sarayında, yazlık sarayında yanlarına tercüman almadan bir ay ışığında yürüyüş yaparak ormanlık alanda bir şeyler konuştular. Yani, Kimse Bakan bilmiyordu Urnaklı'dan ne olduğunu. Ne dedi ya? Sevgili Tücay, Maliye Bakanı ona Urnak, dedi. dedi ya? Ben ülkemi pazarlıyorum. Dedi. Tabii ben kendisi de dedi. Evet. Sayın sayın Cumhurbaşkanı ya, yani, Sayın Başbakan da AKP Genel Başkanı olarak da o dönemde söyledi. Ben de ülkemi pazarlamakla yükümlüyüm dedi. Putin'le konuştular. Döndüğünde BOTAŞ'ı dağıttılar biliyorsunuz. Doğalgaz dağıtım şirketleri ortaya çıktı. Ve bir baktık buradan aslan payını yine AKP'ye yakın şirketler alıyor. Üstelik Gazprom'un onayıyla. Yani Putin'le ne konuşulduysa Türkiye'de doğalgazı dağıtacak şirketleri Rus Gazprom şirketi belirliyor. Ve nedense Ruslar da diyor ki şu 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 kişi dağıtsın. O kişilerin tamamı AKP'ye yakın isimlerdi. Yine Berlusconi ile yakın dostu. Sayın Erdoğan hatırlayın. Berlusconi'nin de küçük ortağı olduğu İtalyan en iyi şirketi Türkiye'ye geldi, sokuldu vesaire. Her yurt dışı ziyaretinden sonra bir satış ve pazarlama şirketi, süreci Türkiye'de devam etti. Yarın da Türk Telekom'un satışını hatırlayın orada da aynı şekilde. Yine Hariri ailesiyle buluştu. Birkaç gün ses, seda çıkmadı, haber alamadık. Hangi görüşmeleri kimlerle yaptığını bilemedik. Şimdi Abdülhatif Şener, ee, Sayın Abdülhatif Şener'in kulakları için yani bence bütün bunlar üzerine Abdülatif Bey bir kez daha çıkıp kamuoyuna bunları bu süreçleri tekrar evet. hatırlatmalı. Yani. Çünkü kendisi evet. niye ayrıldığını e, sorduğunuzda televizyonlarda çıkıyor açık yüreklilikle diyor ki özelleştirme süreci içerisinde evet. yapılanlar o kadar hukuksuzdu, o kadar yolsuzdu ki benim onları kabul etmem, hoş görmem mümkün değildi. Onun için de bunlara hayır dedim ve e, siyaset hayatımda çok radikal bir karar aldım diyor. Ya bu, bu tabii e, gerçekten takdir edilecek bir duruş biçimi. E, ama e, maalesef o günlerde mesela bütün bunlar olurken Abdülhatif Şener Bey direnirken ki o da AKP'nin en önemli kurucularından birisi biliyorsunuz. Tabii, dört, dört kurucudan bir tanesiydi. Yani o kadar tabii. da geriye de gitmemize gerek yok. Şu anki bakanımız e, yabancı yatırımların yatırımcıların karşısında bürokrasiyi alaşağı edeceğiz. Ne istiyorsanız yapacağız demedi mi? Tabii tabii. Bürokrasiyi yani, ortadan an, kaldıracağız. Hani, Aynen tabii. Bürokrasi Zaten... kendi atadığı insanları, kendi koymuş olduğu kuralları. Ve buna rağmen işte biraz önce sizler bahsettiniz, detayları açıkladınız. Buna rağmen işte yatırımcılar endişe içinde çünkü siyasi öngörü yok. Evet, Diyor ki Erdoğan'a güvenin diyor. Tabi tabi ya, unutulmaz demeye getiriyor. Bu, yani çok bireysel gelinince. bir, hani bireysel bir ekonomi yönetimi zaten dış ilişkilerde de o şekilde. Halbuki bir ülkenin dostu düşmanı olmaz ki senin menfaatlerin olur ve sonra sen ona göre davranırsın. Ama işin acı tarafı şimdi evet böyle kamu özel işbirliği hani yani büyük projeler bir yana. Türkiye'nin girişim e, ekosistemi de çok ciddi yara aldı bu dönemde. Çünkü lira çok düştüğü için siz işte iki genç bir şirket kurdunuz diyelim. İşte bir aplikasyonunuz var yani yemek sepetinin ilk zamanlarını veya getirin ilk zamanlarını düşünün. Hani ciddi potansiyelli bunlar ilk başladıklarında potansiyelleri yüksekti. Zaten gördük öyle olduğunu. Şimdi mesela iki sene içinde 4 milyon kar bile etse iki genç türkünün kurduğu veya türkünün vatandaşımızın kurduğu şey. Dışarıdan gelen yatırımcı için bu hiç çekici değil. Halbuki bu ciddi bir başarı. Çünkü lira çok düşük. Yani dolara çevirdiğiniz zaman hiç anlamı yok. Yani gidiyor başka yerlere yatırım yapıyor. Türk diasporası da aynı şekilde eskiden e, ekosistem kendi içinde yatırım yapardı. E, kazandığını geri verirdi. Şimdi o da yok. Çünkü yani o, o da iş adamı sonuçta. Hani o da düşünmek zorunda. Hani Bu anlamda hem yetenek kaçırıyoruz hem yatırım kaçırıyoruz. Hem hmm. e, işte teknoloji işte anlamında yapacağımız gelişimleri bunların hepsini kaçırıyoruz. Yani bunlar hep böyle birbirine bir habitat gibi yani, yani tek bir şey değil. Hep böyle birbirine zincirle bağlı. Evet maalesef yolsuzluklar da aynı şekilde. Yani e tabii çünkü, o da var. Türkiye'de e, Türkiye'de tek adam sistemi e, yabancı yatırımcıya bir e, ayrıcalık gibi sunuluyor. Şimdi Ama yabancı şey... yatırımcı bunu yer mi? Gelir i̇şte mi? Hangi yabancı, yabancı yatırımcı, yatırımcı gelsin, gelir ya? gelsin. Yabancı yatırımcı gelmesini... Hukukun olmadığı bir yere kimse, yabancı tabii yatırımcı, yatırımcı gelir ya Yabancı yatırımcı gelsin. Yatırımcı gelsin, tefeci gelmesin. Ya sıcak parayı istemiyoruz lanet olsun sıcak paralarla. Ama gerçekten yabancı yatırımcının gelmesini çok isteriz. Çile gitti. Çin'de neler Türkiye olduğunu gördünüz gelen yok. işte. Yol. Aynen. Yabancı Türkiye yatırımcı Türkiye'ye kara paracılar gel geliyor. Şimdi sevgili Tuncay, birincisi yabancı yatırımcının gelmesi Türkiye için son derece önemli. Bizim çünkü o yatırıma ihtiyacımız var. İkincisi şurada altını çizerek bir kez daha söylüyorum. Pandemiden önce bunu ilk kez senin programında konuştuk hatırlıyorsan. E, İzmir'deki programda dedi ki aman ne kadar olursa olsun, ne olursa olsun mutlaka topraklarınızı ekin. Önümüzdeki dönem içerisinde bakın bunu izleyiciler lütfen not etsinler. 2022'nin sonu, 2023'ün başı çok daha zor geçecek. Çünkü dünyada çok ciddi bir tedarik zinciri çöküşü yaşandı. Hem tarım ürünleri hem tohum ve gübrede çok ağır bir süreç oluştu. İlaç sektöründe de kimyasal ilaçlar sektöründe de çok ciddi bir tedarik sorunu başladı. Ben buradan bütün izleyicilerimize söylüyorum, rica ediyorum. Ne varsa bahçenizde ne yetişiyorsa ekin. O kadar önemli. Bunun ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Dünyada bütün ülkeler kendi vatandaşlarına e, mutlaka topraklarını ekmeleri hatta 1, 2, 3 ürün alacak şekilde ekmelerini salık veriyor. Ben de bunu söylüyorum. Evet. Bu anlamda... Büyük bir gıda bu, krizi Evet diyeceğim. yani bu krize doğru gidiyoruz. Bunu lütfen önemsesinler. Bir de az önce bir izleyici mesaj atmış onunla ilgili de bir cevap vereyim. Sevgili Tuncay, 15 gün önce İngiltere'de sığınmacılarla, göçmenlerle ilgili yasa değişti. Ne oldu biliyor musun sevgili Tuncay? Göçmen yasasına değişiklik yaptılar dediler ki biz İngiliz vatandaşlığı vermiş olabiliriz. Ama bunu İngiltere'nin güvenliği sebebiyle risk sayıyorsak vatandaşlığı iptal ederiz. Peki iptal ederseniz ne olur? İtiraz hakkın yok, dava hakkın yok, başvuru hakkın bir daha yok. İngiliz vatandaşı İngiltere'de oturuyor. Evet. Geldi birisi dedi ki kusura bakma seni güvenlik açısından riskli görüyorum. Hadi bakalım güle güle. Peki soruyorlar seni vatandaşlıktan attık. Gidecek. Bak vatandaşlığı kazanmış artık vatandaş diyorlar ki attık seni. Niye? Güvenlik gerekçesiyle. İtiraz edemezsin. Dava açamazsın. Peki seçenek ne? Diyorlar ki ya geldiğin ülkeye geri dön ya da seni Ruanda'ya gönderelim. Seçeneğe bakar mısın sevgili Tüce? Afrika'daki Ruanda ülkesine gönderelim. Arkadaşlar diyor ki insan hakları, temel özgürlükler falan filan. İnsan hakları göçmenlerle ilgili, temel hak ve özgürlükleri hak edenlerle ilgili kullanılmalı. Tabii ki Türkiye, Türkiye'ye gelen 8 milyon insanın tamamında elbette aynı radikal düşünceye bakmamalı. Yani Türkiye'ye gelmiş bu gerçekten hayatını bu ülkede konuşan mesela İran'dan gelenler var, geçmişte gelenler var. Gerçekten bu ülkenin üniversitelerinde, sanayisinde, iş dünyasında, bu ülkenin sistemiyle barışık, evet, son evet. derece evet. Yani vatandaş olmak aynı, için özgür gelen, bir ülkede yaşamak için uyum içinde aynen, olmak isteyenler, var. bunlar Ama, uyum içinde falan değil. Bunların derdinin ne olduğunu iyi analiz etmek lazım. Bir tarihlerde elektronik olarak vize araştırması tartışması yaşanmıştı parlamentoda. O zaman biz şunu söylemiştik. Türkiye'ye vize için ya bunlar gerçi vize yok yani elini kolunu sallaya sallaya giriyor, pasaportunu yırtıyor ya. Türkiye'ye vize için başvurulanları ya dijital ortamda bir kere başvuruyu alalım ve bu insanları bir inceleyelim. Kimdir bu adamlar? İşte bakın az önce bravo arkadaşlar. Evet arkadaşlar Aynı, buldular işte, tam, tam da böyle işte. Evet. Bakın. bakın şuraya bakar mısınız? Dünyada evet. hukukun işte demokratik, demokratik sistemin kurucusu bir ülkede Neler oluyor bakın. Evet. İtiraz edemiyorsun. Benim, benim ülke güvenliğim riskte ise Ruanda'ya seni, seni Ruanda gönderiyorum. Seni Ruanda'ya gönderiyorum diyor. Geçmiş olsun. Evet. İtiraz hakkı yok, dava hakkında yok. Bu kadar. Biz ülkemizin sınırlarını yol geçen anına çevirmişiz. Sayısının ne olduğu bile hala tartışmalı. Gelen insanlar üzerinde de büyük bir kuşku var. Ve böyle bir risk altında kendi ülkemizin insanlarını işsiz, yoksul, aç bırakmışız. Öbür tarafta hani geçmişte de söylüyorlar ya efendim bu Almanya Avrupa Birliği ve Merkel dönemi var ya sevgili Tuncay bu Merkel dönemi çok iyi araştırılıyor. <laughs> Avrupa tarihi yazılırken Merkel'e önemli bir sayfa açacak Avrupa. Avrupa'nın çöküşü Merkel'in Türkiye'yi Orta Doğu'ya sürmesiyle başlamıştır. Bugün Almanya el altından Türkiye'den yüz binlerce göçmen alıyor. Bir tek Almanya almıyor. İngiltere de alıyor, Fransa da alıyor. Ama onlar kimi alıyorlar? Doktorlarımızı alıyorlar, mühendislerimizi alıyorlar, ara elemanlarımızı alıyorlar. Peki biz kimi alıyoruz? Afrika'dan, Pakistan'dan, Irak'tan ne kadar vasıfsız insan ve şüpheli insan varsa biz onları alıyoruz. Vasıfsız, şüpheli. Evet. 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 tam, bu. tam bu. Maalesef gelen kitle öyle. Şimdi programın sonuna doğru Sayın Çevike'de ee, yine sıcak siyaseti sormak istedim günden <laughs> başlıklarımız arasındaydı. Ee, Sayın Çevik dediniz ki e, iktidar güneş görmüş kar gibi eriyor gidiyor e, ve hakikaten e, işte az önce bir anket paylaştık. Anketteki e, seyire baktığımız zaman da e, AKP ve MHP aşağı yönlü, e, Millet İttifakı ise diğer bileşenlerle birlikte yukarı yönlü bir hareket halinde ve her geçen gün bu makas. Evet, ee, artıyor. artıyor. Şimdi son anketteki toplamı da vereyim. %48.8 seviyesinde. Yani OREC'in son anketine göre CHP ile İyi Parti'nin toplamı %42.5. Diğer partileri İyi Parti, Gelecek Saadet Partisi, Deva ve Demokrat Parti'yi de kattığınızda %48.8 seviyesinde. Buna karşılık Cumhur İttifakı %36.2 oy alabiliyor. Arada 10 puan, 12 puanlık bir fark var. Bu fark da açılıyor. Evet. Şimdi e, şu konuşuluyor. Erdoğan ne zaman seçim yapacak diye. Erken seçim olacak mı? İşte Sonbahar konuşuluyor bili biliyorsunuz. Hı -hı. Önümüzdeki yılın sayı konuşuluyor. Hatta bir başka konuşmada Erdoğan kazanamazsa seçime gitmeyecek şeklinde de biliyorsunuz konuşmalar yapılıyor. Ya da iddialar var. Hızla onları da konuşalım. Tamam. E, Erdoğan'ın büyük korkusu gençlerin aslında seçime katılması e, vakit ilerledikçe, seçim zamanında yapıldıkça gençlerin e, sandığa gitme oranı da artıyor. Ve gençlerin çok büyük bir çoğunluğu da Erdoğan ve iktidarını istemiyor. E, sizin de bu konuda bir değerlendirmeniz var. Onu alalım gençler üzerinden. Şimdi Buyurun. şöyle bir kere Türkiye aslında genç bir ülke. Bizim avaraj yaşımız 32. Bir bunu söyleyelim. 64 milyon seçmen olacak bir sonraki seçimde takriben. Bunun yüzde 18'i genç seçmen yani 20-30 yaş arasında 13 milyon seçmen oy kullanacak. İşte Z kuşağı dediğimiz 96-96 2010 doğumlular yani en küçüğü 12 yaşında en büyüğü 24 yaşında o 24 yaş bandı ikinci kere birçoğu oy kullanacak eğer daha önce kullandıysa şimdi uzatmadan hızlıca hı hı. neye istinaden? Nasıl oy verecekleri anlayabiliriz. Şimdi 2019 seçimlerindeki oy davranışlarına bakarsak ne yapmışlar? Bir kere ekonomik sorunlar üzerine işte istihdam, işte üniversite, üniversiteden mezuniyet o tip sorunlar üzerine daha ziyade oy vermişler. Ailelerinin geleneksel verdiği partilere oy yani illa aileyle aynı oy vermemişler. Daha bağımsız bir şekilde kararlarını vermişler. Bireysel özgürlükler önemli bir gündem toplumsal cinsiyet eşitliği önemli bir gündem. Şimdi böyle düşünülürse bir sonraki seçimlerde de bu genç seçmenin daha da belki bu konularda tutkulu bir şekilde davranmasını bekleyebiliriz. Çünkü o günden bugüne hakikaten Türkiye'de bütün bu söylemiş olduğum alanlarda kötüye gitme oldu. Hani herhangi bir düzelme olmadı. Tabii bütün hiçbir genç oraya oy vermeyecek. Bu doğru bir değerlendirme olmaz ama biz hep trendlerden bahsetmemiz lazım. Dolayısıyla burada o genç seçmenin bence Türkiye'nin bir sonraki seçiminde hani hakikaten kader belirleyecek belki de bir şey bir evet. rolü olacak. Şimdi bu hani şey konuşuluyor ya işte geçişkenlik olmuyor. Evet oy oradan kayboluyor ama nereye gidiyor? Bence bunu söylemek biraz haksızlık çünkü çok erken daha. Hı hı. Çünkü şöyle bir şey var. Henüz yani daha önce işte AKP'ye oy vermiş ve birkaç kere üst üste vermiş belki seçmen ve artık vermeyi düşünmüyor. Çünkü bu oylar oradan kopuyor. Çünkü istatistik olarak en fazla oy hani matematik olarak oradaydı zaten. Şimdi bu köyden kente göç gibidir aslında parti değiştirmek. Şimdi köyün bir takım negatifliklerini yaşarsın, işte diyelim iş imkanı kalmamıştır, çiftçilik yapamıyorsundur, işte hastanesi yoktur falan. Ve sen evet köy, kente gitmek istiyorsundur, kent daha güzeldi, yani cumhur partisi. Ben gitmek istiyorsun, altılı masaya veya başka bir muhalefet partisine gitmek istiyorsun. Tamam çok güzel, ama bir de orada şöyle bir de süreç işliyor belirli endişeler ve anksiyeteleri var seçmenin. Ve siz o endişe ve anksiyeteleri cevaplayamazsanız o A'dan B'ye geçiş olmuyor. Nedir bu endişeler? Benim gördüğüm ve bizim işte yaptığımız çalışmalar alanda işte anketler vesaire gördüğünüz bir konservatif kesimlerde dini özgürlüklerimize ne olacak? Bu tabii o tarafın pompaladığı bir şey. Evet. Başta da bahsettik. İki, ya bunlar da onlar gibi. Çünkü bunlar da onlar gibi mi olacak? Siyasetçiye ve siyaset kurumuna ve devlete güven o kadar azaldı ki evet. şu an yani haklı olarak seçmenin kafasında bu tip soru işaretleri var. Yeterince güçlüler yani? mi? Hmm. Yani gerçekten bu ülkeyi çünkü dedim ya AK Parti'nin AKP'nin yaptığı en büyük kötülüklerden biri bu coğrafya çok zor bir coğrafya anca biz yönetiriz falan. Şimdi bu endişeleri karşılamadan biz bu switch'in diyelim hani şu A'dan B'ye geçişin belki de görmek için biraz beklememiz gerekecek. Ama zaten bence muhalefet olarak bizim yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi bu ya yani bu endişeleri giderecek şekilde hareket etmek. İkincisi de güçlendirilmiş parlamenter sistem. İşte heyecan yaratmadı vesaire deniyor. Halbuki orada çok heyecan yaratacak çok fazla malzeme var ama biz bunları hani insanların mesela bir 18-19 yaşındaki bir genç üniversiteli kız öğrencinin hayatında güçlendirilmiş parlamenter sistem neyi değiştirecek dediğimizde bunun cevabını verebiliyor olmalıyız muhalefet evet, çünkü, olarak. Çünkü bir nesil bu iktidarla büyüdü. Yani başka Tabii, başka siyasi... büyüdü. Bir, bir de bu koalisyon... Bilen gençler işte, yok yani. Tabii koalisyon işte bunlar e, zor da... Yeni söylemleri o koalisyonlar çok sıkıntı yarattı. Bu 18 milyon koalisyon görmedi. Dolayısıyla bu 18 evet. milyon için bu bir parametre yeni olmayacak yani. şeyler söylemek lazım hakikaten yani Evet. Gençlere. E, dolayısıyla yani bence hani bitirmekte üzereyiz programı. Yani lütfen e, buyurun. E, tabii bu negatif şeylerden bahsediyoruz mecburen çünkü çok fazla var. Ama bence e, son hani kapatma notu olarak daha umutvari... E, çünkü yani bu gerçekten de böyle yani artık bence tünelin hani sonundaki ışık görünüyor. E, anketlerde de bu belli oluyor. Karşı taraf yani e, Cumhur Partisinin daha doğrusu AKP'nin e, stratejisinde de bunu görüyoruz. Çünkü ne kadar sıkışırsa o kadar agresifleşiyor. Dolayısıyla e, inşallah ha, erken seçim yani ne zaman? Evet, olur yani mu? Yani tam yani şöyle e, şimdi neyi istinaden yapacak? Hani arkasına bir rüzgar alması lazım ki. Bence o rüzgarı alabilene kadar bekleyecektir diye düşünüyorum ama bu benim hani şahsi hani Hı -hı. şeyim. Göreceğim. Yani işte ya, yaz döneminde bir takım e, vaatlerde bulunmak işte hatta asgari ücrette bir biliyorsunuz şey dediler yani değişiklik yapacağız evet, evet, Temmuz yapalım. ayında falan. E bir de şimdi deniz girdisi yönelik... peşindeler evet, biliyorsunuz evet, bu vatandaşlıkları evet. satmalar işte bu üç ülkeyle aranın yeniden düzeltilmesi vesaire orada yeni krediler yeni bir takım işte sosyal yardım paketleri falan da ortaya evet. çıkacak. Acaba acaba sonbahara bir hazırlık mı diye de konuşuluyor. Yani ben hani bir, bir, tabii bu belli olmaz. Yani bu arada hani her an her şey olabilir. Ne zaman ki ha şimdi ben buradan yarar sağlarım der. Bence o zaman çünkü bunu yani biliyoruz artık tanıyoruz. O zaman gider ama erken veya zamanlı hani muhalefet olarak biz hazırız. İsterse yeni seçim yasasıyla, isterse çünkü 7 Nisan'dan önce olursa o olmayacak. Evet isterse de mevcutla yani biz hazır ve nazır bir şekilde bekliyoruz. Peki şimdi e, Sayın pekşenem hem son sözler noktasında geleyim hem de sevgili seyirci hakikaten programın başından bu yana birçok konu başlığını detayları, perde arkası ve özel haber ve bilgilerle sizlere aktardık. E, çok önemli bir program olduğunu düşünüyorum. Özellikle Atatürk Havalimanı meselesinin perde arkasıyla alakalı belki onun bir daha altını çizmek gerekiyor. E, Atatürk Havalimanı'nı e, hızla AKP iktidarı bu geceden itibaren tahrip ediyor, yok ediyor, pistlerini kırıyor. Bunu da Murat Kurum Bakan şöyle açıklıyor. Fidanları bir an önce toprakla buluşturacağız diyor. Ama bu işin perde arkasında İstanbul Havalimanı'nı bir yabancı fona satmak istedikleri, o yabancı fonun da Arap ağırlıklı o fonun da İstanbul Havalimanı'na bir rakip istemediği bu nedenle de Atatürk Havalimanı'nın sonsuza kadar ortadan kaldırılması gerektiği üzerine bu tahribatı <laughs> havalimanında yapıyorlar. Sayın Pekşen de dedi ki, istedikleri kadar yapsınlar. Belki ağaç kesilmez ama Atatürk Havalimanı'nı biz yeniden canlandırırız diyorsunuz. Kesinlikle. O bu akşamın önemli gündem başlıklarından bir tanesiydi. Bu arada hani gören de AKP iktidarının gerçekten ağaç sevgisi, yeşil <laughs> sevgisi olduğunu falan düşünecek. sevgi sevgili seyirciler, dikkatli izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Cumhuriyet Gazetesi'de de ben 5 günlük bir yazı dizisi e, geçen ay yaptım. Daha. Evet. E, orman enva yani yanan ormanların yanan orman alanlarını bile satarak, Kesinlikle. içindeki değerleri satarak yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir vurguna neden olan bir iktidardan söz ediyoruz. Yanan ormanları bile Rant elde sendika etmek için Sendika başkanı ne demişti sevgili Tuncay? Orman yangınları bir tercihtir demişti. Evet, Her şeyin üzerinde. Evet, yani bile bile yandı dedi yani, yani bir sendika bir başkanı. Bunu açıkça söyledi. Birileri ellerini ovuşturuyordu evet. yani. Tabii. Ormanlar yanarken. Orman envali işleyen fabrikalar tarihi kar rekorları kırdılar. Evet. Ee, kaçıran izleyicilerimiz o yazı dizisine baksınlar. <laughs> yani Cumhuriyet gazetesindeki yazı dizisine. Hani Murat Kurum diyor ya fidan. Fidanla buluşturacağız evet. toprağı falan. Bir ağaç sevgisi falan olduğu olduğundan değil sevgili seyirciler. Perde arkasında böyle bir şey var. AKP ormana na nasıl bakıyor da Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazı dizimde okuyabilirsiniz. E meraklı izleyicilerimiz oradan takip edebilirler. Son sözler Sayın Pekşen buyurun. Sevgili Tuncay e izleyicilere bir kez daha çok sık tekrar ettiğim iki başlıkla veda etmek isterim. Şunu lütfen unutmasınlar. Bu söz bana ait değil. Keşke benim sözüm olsaydı. Ama çok Siyasal tarihte kendisine yer edilmiş olan çok doğru bir sözdür. Diyor ki hiçbir şey amacımızdan daha önemli değildir. Amacımız da çağdaş, layık, demokratik bir hukuk devletini, kadın erkek eşitliğini, özgürlükleri yeniden inşa edecek bir uygar ve kaliteli yaşam ülkesini yeniden inşa etmektir. Onun için hiçbir şey amacımızdan daha önemli değildir. Bu bir. İki, yine bana ait değil ama bana ait olmasını çok istediğim bir söz daha vardır. O da, şu, o da şunu söylüyor. Diyor ki, hiç kimse hepimiz kadar güçlü değildir. Bence hiç kimse ama hiç kimse hepimiz kadar güçlü değildir. Bunu seçimlerde sandıkta göstereceğiz. Evet. Sayın Pekşen, Sayın Çelik çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Verelim tabii. <laughs> Buyurun. Tabii, tabii ki, evet, tabii ki her zaman. Şöyle seçim güvenliğiyle ilgili e, kapatmak isterim. Yani son söyleyeceğim şeyi sabaha kadar o sandıklarda bütün parti temsilcileri olacak. Dolayısıyla hiçbir vatandaşımızın hangi partiden oluyor, geliyor olursa olsun seçim güvenliği konusunda hiçbir endişesi olmasın. Hepimiz bununla ne gerekiyorsa seçim güvenliğini sağlamak için her türlü usulsüzlüğe, karar. oy usulsüzlüğü, hakem usulsüzlüğü, denetim usulsüzlüğü hepsine hazırız. Paketlerimiz var, programlarımız var. Kimse endişe etmesin. Kimse endişe etmesin. Bugün e, sevgili seyirciler, Sayın Faik Öztrak'la da ağırlıklı olarak bu konuyu konuştuk biliyorsunuz. Seçim güvenliği ve Sadat meselesi. Sadat'ın e, seçim güvenliğini riske atacak bir takım oluşumların, e, kargaşanın, kaos planlarının içinde olup olmadığı meselesini <laughs> de konuştuk. E, Sayın Çevik de öyle söyledi. E, Sayın... E, parti Sözcüsü de e, Sayın Faik Öztürk'e net bir şekilde oylara sahip çıkılacağını, kimsenin endişe etmemesi gerektiğini belirtti. Anında manşette yine e, manşetleri konu olacak. Değerlendirmeler ve konu başlıklarını tartıştık. Ankara stüdyomuzdaydık. Buradaki arkadaşlarımıza da misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Haftaya İzmir'de İzmir Stüdyosu'ndan karşınızda olacağız. Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.